meteor yağmuru başlamak üzere. Hadi şu görevi bitirelim. Oksijen seviyem kritik. Necati abi sende durum ne? Kaşarlı dürüm seviyem çok kritik. En fazla 10 dakika yeter. Oyunu almayacaksınız, yerine koyar mısınız? Merkez bize yardım et. Güvenliği yolluyorum yanınıza. Yanında da 2 tane kaşarlı dürüm yolla. Uzayda güvenliğin ne işi var? Yeter artık, kendinize gelin. Diğer müşterileri korkutuyorsunuz. Ben korkmuyorum. Sadece acıyarak izliyorum bu arkadaşları. Oyunu alacak mısınız, almayacak mısınız? Alacağız. Ne kadardı bu oyun? Hemen bakayım. Sadece 970. Yani bir yaratır oyunu alıp şahsi ilahe dikkatimi suyu linyinden yüklü. Oğlum oynasana. Ben uzay oyunu istiyordum. Ayrıca potada Necati abi var. He? Necati, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı. Yarınki tiyatro oyununda bir potayı canlandıracağım. Rolüme hazırlanıyorum. Ne yapalım? Paramız bitti. Maaş gününe, yani ay başına 3 gün var. Mecbur bekleyeceğiz. Ama 3 güne oyunu herkes oynamış olacak. Ay başını daha hızlı getirecek parlak fikriniz varsa alalım. Fikirlerin o kadar parlak ki görünmüyor Remzi. Bir dakika. Aybaşını gerçekten de daha hızlı getirebiliriz. Ne yapacağız? Kendimizi dondurup aybaşında mı çözeceğiz? Tüm takvimleri aynı anda ileri mi alacağız? Çok zor. Hayır. Bir ay aslında ayın dünyanın etrafında döndüğü süreden geliyormuş. Yani dünyanın uydusu daha hızlı dönerse aybaşı da daha çabuk gelir. Pota 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 put put. Pota 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 put put. Bir pota türküsüdür bu. Of, Necati abi yine pota rolüne çalışıyor. Evet, bilmeyen kalmasın. Boş araba. He? Nereye gidiyor bu? Oo, sen duymadın mı? Bu otobüs değişim programı öğrencileri için. Komşu güneş sistemine gidiyor. Ha, iyiymiş. Ama dünyayı bırakamam ki. Senin yerine oradan başka bir uydu buraya gelecek. Sen eğlenmene bak. Yeni gezegenler, yeni uydular, yepyeni uzay maceraları. Süpermiş. Valizimi alıp geliyorum. Bu saydıklarını ben de istiyorum, ben de. Necati, saçmalama. Sen uydu değilsin. Öyleyim bak, Şakir'in uydusuyum ben. Geliyor yeni uydu. Selam, ne haber? Ben dünyanın yeni uydusuyum. Değişim programı için geldim. Hadi gezelim, hadi. İşte bu. Aybaşı çok hızlı gelecek. Hadi İstanbul'a. Taksimetreyi açmayı unutma. Usta, hesabı alabilir miyiz? Bilmem. Deneyin bakalım. Bu hesap biraz fazla değil mi? Dünya dürümü çok iyiymiş. Bizimkilere kargoladım birkaç tane o yüzden. Sen artık dünyanın etrafında mı dönsen biraz? Ay başını bekliyoruz da. Değişim öğrencisiyim ben. Önce gezelim biraz. Hadi gezdirin beni. Dünyanın etrafında hızlı dönemem yoksa. Hattayo! Asıl sana hattayo, Tayo! Turistler niye bu kadar bağırıyor? Harakosa barakoya! Böyle mutlu mu oluyorsunuz bağırınca? Hara toto! Çok ilginçlermiş. Remzi! Ne oldu? Niye üzgünsünüz? Uzay macerası 7 oyununa paramız yetmiyordu. Şimdi yeni uyduyu gezdirince paramız tamamen bitti. Neyse ki benim param hiç bitmez. Nasıl yani? Hiç olmadı ki bitsin. Neyse, salonumdan çıkarsanız sevinirim. Misafirim gelecek. Gecikti zaten. Abi ben çoktan geldim. Bunlar üstüme oturdu. Oho! Sabret, hoş geldin. Ne istersin? Çay var mı? Yok. Kahve? O da yok. Kek? O da yoktur kesin. Tabii ki yok. Teşekkür ederim. Bir şey almayayım o zaman. Olur mu canım? En azından bir portakal kabuğu dilimleseydim. Biz en iyisi bunları baş başa bırakalım. He? Necati neredesin? Miyav! Hep denemek istemişimdir. Çöpten çıkan kedi. Anladınız mı? Anladınız. İyi gezdim. Şimdi biraz dönmenin sırası. Hazır mıyız?
Hazır değilim. Bir farklılık var. Evet, sonunda fark ettiniz. Bıyıklarımı bugün biraz değişik taradım. Nasıl olmuş? Necati, aybaşı geliyor. İşte Remzi, maaşın aybaşı geldi. Aybaşı gidiyor. Yok yok, geliyor. Aybaşı yine geldi. Bir maaş daha. aybaşı geliyor. Maaşlar yatıyor, patronlar alıyor. Aybaşı geliyor, maaşlar yatıyor, patronlar alıyor. İmdat! Ben yüzme bilmiyorum. Simit atan bir martı. Çok garip. İşte doğanın döngüsü. Yine mi siz? Bu sefer bir şuval parayla geldik. Uzay macerası 7 lütfen. Para mı? Artık kimse para kullanmıyor ki. Artık dünyanın yeni uydusundaki değerli taşları kullanıyoruz para yerine. Eyvah! Limuzin şoförüne neyle ödeme yapacağız? Ha? Geliyor, saklanın. Ha? Saklan! Çamaşır makinesi böyle mi kullanılır? Mahvetmişsin. Çamaşır makinesi değil bu, limuzin. Aferin, zaten seni test ediyordum. Tut bakayım şunu. Aferin, tut. Ay! Ay gitti, artık ben varım. Yavaşla biraz, afetlere yol açacaksın. Dön. Ben hızlı değilim, sen yavaşsın. Suyu unutmuşum. Teşekkürler. Arabam! Arabam! İmdat! Bunlar kaçır. Benim böyle! Ne oluyor İmdat? Böyle? Hepsi ya, uydu yüzünden biliyorum. Bunlar uydu yüzünden. Uydu yüzünden mi? Alo? Alo? Selam söyle. Benden selam söyle. Selam. Dur Necati. Alo? Ay! Ne olur geri dön. Dünya sensiz yapamıyor. Ay, bu değişim programı çok eğlenceliymiş. Gitmeliyim, beni çağırıyorlar. Kapattı. Madem ay geri gelmiyor, benim bir fikrim var. Keşke bir gün benim de bir fikrim olsa. Neyse, başka bir güne. Uçan at gördüm çünkü. Oğlum, güneş sistemi sende. Komşu güneş sistemi de bende. Umarım işe yarar. Ben ne yapacağım? Kamyon da sende. Oley! Hep bir uzay kamyonu olmak istemiştim. Necati, kamyon şurada. Yandaki güneş sisteminde her gün parti varmış. Oranın uyduları da çok havalıymış. Güneş sisteminde herkes yuvarlak. Kesin görmelisin. Hem yabancı dilini geliştirirsin. Bir dil bir gezegen, iki dil iki gezegen, üç dil... Tamam anladık. Gelin. Oley! Herkes nereye gitti? Değişik gezegenler nerede? Burada sadece güneş sistemi üyeleri var. Dön! Sizin ne işiniz var burada? Bizim sistemdeki herkes burada. Yabancı kimse yok ki. Başardık mı? Başardık. Necati, karıştırma ortalığı. Haydi herkes zıplasın. Oturmaya mı geldik? Zıpma. Amma yoruldum. Neyse ki her şey normale döndü. Hadi uzay macerası 7'yi alalım. Son parayı da uzay kamyonuna vermiştim. Yine parasız kaldık. Kamyonun tekerini hatıra olsun diye almıştım. Bunu satıp oyun alalım. Ay başına 2 gün kaldı neyse ki. Bu sefer oturup bekleyeceğiz. Partilerden çok yoruldum. Kusura bakmayın, artık bir iki haftaya ancak gelir aybaşı. Azıcık uyuyacağım. Hayır! Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır! Çıktı! Oyun çıktı! Sonunda! Çıktı! Ay, ne oluyor? Ay ne çıktı? Piyango mu? Çıktı! Çıktı!
Sonunda! Ay yeter! Ne oluyor burada gece gece? Senin ne işin var burada Necati? Buzdolabı hırsızını yakalamaya geldim Remzi. Uydurma Necati. Yine acıktın, evde yemek yoktu, bize geldin değil mi? Sizin evdeki yemekler çok güzel Remzi. Durduramıyorum kendimi. Bırakın şimdi buzdolabını. Niye bağırıyorsun oğlum gece gece? Çıktı anne, çıktı. Tam 10 yıldır beklenen video oyunu. Uzaylı avcısı Profesör 3 çıktı. Oğlum. Alt tarafı bir oyun için bu kadar şey yapılır mı çocuğum? Evet, hadi şimdi bana para verin de hemen gidip oyunu indirmeye başlayayım. Ne? Para mı? Asla olmaz. Daha geçen hafta yeni oyun aldın. Aa, olmaz ama benim bu oyunu oynamam gerek. Evladım güzel diyorsun da benim de kazandığım parayı evimiz için en doğru şekilde harcamam gerekiyor. Her şeyin bir sırası var. Yapmayın lütfen. Bir evin parasını idare etmekte ne var ki? O parayı bana verseniz evin bütün ihtiyacını karşılarım. Hem de bir sürü oyun için de para ayırabilirim. Küçük çocuktan büyük laflar. Televizyondaki bir kadın çocuklara arada büyük sorumluluklar verin ki kendilerine güvenleri artsın diyordu. E ne yapayım Kadriye? Bütün evin parasını nasıl kullanacak bakalım diye Şakir'e mi verelim? Ay bence şansımızı bir deneyelim. Bittik, bittik. Şakir, oğlum madem parayı en iyi şekilde kullanırım diyorsun, al bakalım şu kredi kartını. Evin bütün harcamalarından sen sorumlusun. Ha, işte bu. Şimdi bir ev nasıl idare edilir görün bakalım. O değil de pastanın kreması az mı olmuş Kadriye? Bakayım. Bak bakayım. Elimden kaydı. Pardon. Nasıl az değil mi kreması? Neyse ben eve gideyim. Hoppala. Ne oluyor evin önünde böyle? Yeni birileri mi taşınıyor acaba? Hazır mısın? İtiyorum. Yolla yolla. Yollama. Efendim şuraya da bir imza atarsanız bitti demektir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler. Süper bir şeymiş bu. Uzaydayım şu anda. Tutacak gibi oluyorum. Tuttum. Uzay kafası bu. Ben nerede uyuyacağım? Kanepem nerede? Şakir, odamda bu meteor maketini buldum. Maket değil o Canan. Gerçek meteor. 51. bölgeden getirttim. Nasıl? Beğendin mi? Tabii ki bayıldım. Hemen gidip inceleyeceğim. Oğlum bunlar ne böyle? Hangi parayla aldın bunları? Senin verdiğin parayla baba, unuttun mu? Evi artık ben idare ediyorum. Bu nasıl idare? Salonda top havuzu var. İçinde de babam uyuyor. Uyumuyorum. Gözümü dinlendiriyorum. Bak baba, sana da bir şey aldım. Tada! Mega diş. V8 motor. 500 beygir. Ayrıca kornasına basınca kükrüyor. Kaplan sesi miydi o? Şimdi de dağın tepesine çıktım. Manzara çok güzel. Her şey gerçek gibi. Bu da bildiğim kavun. Dağ kavunu. Kafam o benim Necati. Çeker misin elini? Hayır, kavun o. Çap çap çap. Şakir Bey masa hazır. Bu adam da kim? O adam yeni aşçımız baba. İstediğiniz gibi portakallı ördek hazırladım bu akşam. Ben ördeğim, bu da portakal. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ay ne iyi geldi. Neyse yeter kafi. Hadi Şakir, yemekten önce gidip ev alışverişi yapalım oğlum. Tamam anne, helikopter çatıda bekliyor. Helikopter mi? Sen niye burnumu elliyorsun Necati? Ayarlara giremiyorum. Burnun orada Remzi. Ayarlara giremiyorum. Buyurun efendim. 2 saat sonra sizi aynı yerden alacağız. Tamam, teşekkürler. Bulaşık deterjanı, sünger, makarna, salça, yumurta, tereyağı, diş macunu. Diş macunu 15 lira. Vay canına. Bu neymiş? Tuvalet kağıdı. 20 lira. Bunlar bu kadar pahalı mıymış normalde? Yok canım, olabilir mi?
Kaşar 15 lira, sucuk 25 lira, dondurma 30 lira, bastırma 40 lira, şampuan 50 lira. Her şey çok pahalı. Ay ne bağırıyorsun oğlum, iyi misin? Efendim borcunuz 450 lira. Ne? 450 mi? Çok para demek o. Oo, hem de nasıl? O kadar param kalmadı ki. Şimdi ne yapacağım? Yürü anne, hemen gidiyoruz. Şakir nereye oğlum, ne yapıyorsun? Çok para, her şey çok para. Başım dönüyor, neler oluyor bana? Helikopter, helikopter. Pilot, çabuk bizi eve götür. Paran var mı evlat? Çok para tutar buradan sizin ev. Çok para. Sen nesin? Yürü anne, yürü. Çok para. Çok her şey para, çok, her para. Şey çok para. Daha çok para. Şey çok para. Ben beceremeyeceğim bu işi galiba anne. Tamam oğlum, tamam, sakin ol. Eve gidelim şimdi. Babanla bir konuş bakalım, belki bir akıl verir. Baba! Baba! Ne var oğlum, ne bağırıyorsun? Canavar! Ne canavar oğlum? Benim baban... Canavar! Korkma Şakir, maske bu. Senin aldığın bir sürü ıvır zıvırın arasından çıktı. Baba, neden karanlıkta oturuyorsunuz? Acaba neden? 3 kişiye sorduk ve şu cevapları aldık. Elektrik faturası ödenmediği için. Şakir Paşa faturayı yatırmadığı için. Soruyu tekrar alabilir miyim? Benim yüzümden mi yani? Tabii evladım. Baksana, elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Neyse, şu gaz lambasını buldum. İdare edelim şimdilik. Neyse ki top havuzu var. Baba ben başaramadım. Evi idare edemedim. Hiçbir şeye yetmedi para. Uzaktan her şey kolay gelmişti halbuki. İşin içine girince ne kadar zor olduğunu gördüm. Şimdi lütfen yardım et bana. Bu işi başarmalıyım. İyi. Madem hatanı anlamışsın, bu da güzel bir şey. Şimdi ne kadar paran kaldı söyle bakalım. 250 lira. Ay sonuna daha 7 gün var. Bu kadar parayla dayanmamız imkansız. İmkansızı severim. Şimdi bu iş için bir strateji geliştirmeliyiz. Ama nasıl? Şunu da ekelim. Şunu da bitelim. Çok güzelmiş bu oyun. Bir dakika. Tabii. Biz de bir oyunmuş gibi düşüneceğiz. Nasıl ki? Şöyle. En başta elimizdeki para ve kalan süreye bakacağız. Sonra da acil ihtiyaçlar için para harcayacağız. Mars'taki kraterleri yakından incelemek için büyük bir teleskoba ihtiyacım var. Para verir misiniz? Mesela buna hayır diyeceksin. Hayır Canan. Bakkaldaki kraterleri yakından incelemek için mikroskoba ihtiyacım var. Bana da para verir misiniz? Bunu dinleme bile. Dinlemiyorum bile. Top oynayan çocuklara bağırmak için megafona ihtiyacım var. Ne diyoruz buna? Hayır dede. Aslan oğlum. Akşama yemek yapacağım. Ayçiçek yağı için para lazım. 10 lira versene. Tamam, bu acil bir şey işte. Buna ver parayı. Al anne, 10 lira. Şimdi de bir yerden para kazanmamız lazım. Ne yapacağız? Gereksiz bir şeyler satacağız. Ben duvara takıldım. Oyun hatası var. Eve aldığım bir sürü gereksiz eşya vardı. Onları satacağız. Böylece içeriye para girecek. Gel vatandaş gel. Meteora gel. Canavar maskesine gel. Gel. Gel vatandaş. Ben de bu yarısı sıkılmış diş macununu satıyorum. Diğer yarısı da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. Esprisi de yanında. Şuna bak, ne kadar bu ne? Kampanya var. Şundan da biraz alalım. Bu tarafta ne kadar pahalıydı? Bakar mısınız? Şundan da biraz alalım. Geriye. Evi idare edebildik ay sonuna kadar. Oley! Yaşasın!
Kazandık! Yuhu! Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece zıplamak için zıplıyorum. Yuhu! Aferin oğlum. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Sağ ol anne. Babam olmasaydı yapamazdım ama. Evlat, güzel bir haberim var. 20 lira daha artmış. Tam yeni bir bilgisayar oyunu alacak kadar. Oley! Hemen uzaylı avcısı Profesör 3'ü indireyim o zaman. Zaten kredi kartını aldığında indirmemiş miydin en başta? Baba, o kredi kartı gelince kendimi kaybettim, oyunu falan unutmuşum. biz ne yapacağız şimdi? Çok sıkıldım. Top savaşı! Yaşasın top savaşı! İyi ki bunu satmamışız. Ay durun, atmayın dedim. Bombalama! Yok artık. Horon bir de. Delirdiniz mi siz? Bu saatte horon olur mu hiç? Olur olur Aynat abi. Demek kötü komşu olmak istiyorsunuz ha? Siz kaşındınız. Necati yarayım da gelsin. Necati'nin telefonu burada bir yerde çalıyor. Necati, ne yapıyorsun buzdolabının önünde? Duymuyorum Necati. Kafan donmuş. Teşekkürler bayım. Yemeklerinizi izlerken buzdolabının karşısında uyuyakalmışım. Bakayım. Yok, ben izlemiştim bunu. Neyse, yürü yürü, işimiz var. Bunu onlar istedi. Madem ses yapıyorlar, biz daha fazlasını yapacağız. Biz kimiz? Muhteşem didik. Hayır hayır, sahiden biz kimiz? Beynim donduğu için hiçbir şey hatırlamıyorum. O halde müziği açıyorum. Yolla gelsin. Bu ses de nedir gece gece? Gel oğlum gel. Üst kattakilere karşı atak yapıyoruz. Sen de katıl. Şakir, kapa bakayım müziği. Niye herkes tavana bakıyor? Resim asıyorlar. Yere mi resim asıyorlar? Sanat ayağa düşmüş Canan. Demek çivi istiyorsunuz ha? Alın o halde. Kar yağıyor. Kar değil, sıva onlar Necati. Sıvı kar yağıyor. Kapı çalıyor, durun. Kapı çalıyor. Ne? Kapı mı? Tut şunu Necati. Buyurun. Bu ne içindi? Ne için olacak? İki saattir yapmadığınız ses kalmadı. Bu yaptığınız ses benim eve kadar geldi. Kafam şişti. Huysuz yaşlı bey. Çok affedersiniz. Zevzek, benim bir adım var. Neymiş? Huysuz ve yaşlı Cüneyt Bey. Pardon efendim. Biz yukarıdaki komşuların yaptığı sese karşılık vermek amacıyla... Yukarıdaki bu... komşular mı? Ne komşusu? İşte yukarıdaki komşular. Yukarıda komşu yok ki. Orası 20 yıldır boş. Ne? Boş mu? O zaman yukarıda. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, yukarıda kimse yaşamıyormuş. Hayalet mayalet, ben anlamam. Gidin çabuk şu sesi kapattırın. Yaşasın, hayalet avcısı olacağız. Anne, elektrik süpürgemiz neredeydi? Hazır mısınız? Kır kapıyı Necati. Topo! Ne oldu? Ayağım sıkıştı Remzi. Çek geri. Çekemiyorum. Ben de kırmayı deneyeceğim. Ben de kıramadım. Ben de şansımı denedim. Buyurun, kime bakmıştınız? Saçlarınız beyazladı. Ciddi mi? Bak işte gerçekten. Yakışmış da. Durun size kapıyı açayım.
Merhaba hayalet çocuk. Merhaba. Siz hiç korkunç hayalet falan değilsiniz. Hatta sevimlisiniz bile. Of. Al işte. Bakın bunlar da böyle diyor. Hiç korkunç değiliz. Boş ver oğlum. Takma kafana bu kadar. Abi sen de bırak şu çiviyi çakmayı. Korkmuyor işte kimse. Bence horundan. Horon olmaz bu iş. Peki neden bizi korkutmaya çalışıyorsunuz? Sınava hazırlanıyoruz. Öğrenci hayaletiz biz. Peki hiç korkmadınız mı sahiden? Yok. Azıcık ufacık da mı? Yok. Ne sınavı bu peki tam olarak? Hayalet seçme sınavı tabii ki. HSS yani. Oh! Her sene hayaletler jürinin karşısına geçip korkutma performansı sergilerler. Seçilenler de ülkenin dört bir yanına atanırlar. Madem her yerden geçebiliyorsunuz, benim de şu ciğerlere baksana bir. Üşüttüm galiba. Ne yapıyorsun dostum, şapşal mısın? Ama sizin bu şekilde o sınavı geçmeniz çok zor. Ha? Biliyordum işte. Hiçbir şeyi başaramıyoruz. Sınavı asla geçemeyeceğiz. Bence de. Eğer HSS'yi geçemezsen babam bana çok kızar. Baba bir şey diyeceğim, gelsene şuraya. Ben de geleceğim, bana da bir şey de. Şimdi arkadaşlar. Böyle ev gibi oldu değil mi? Sıcacık. Hep böyle yaşasak ya. Dur Necati, devam et oğlum sen. Eğer bu hayaletler sınavı geçemezlerse sonsuza kadar üst katımızda ses çıkarmaya devam edecekler. Burada çok önemli bir şeyler konuşuluyor. Ve siz davetli değilsiniz. Fakat... Burada önemli bir şey geliyor. Fakat onlara yardım edip sınavı geçmelerini sağlarsak... Bütün bu gürültüden kurtulabiliriz. Evet, çemberimizden çok güzel zaman geçirdik. Arkadaşlar, biz düşündük de... Sınavınızı geçmenize yardım edebiliriz. Sahi mi? Evet. Yeter ki gidin yeter ki kazanın sınavınızı. Nasıl yardım edeceksiniz bize? Öncelikle şu kıyafetlerinizden kurtulmamız gerek. Size daha korkutucu bir şeyler lazım. Sınav mekanı da oldukça korkunçmuş ha. Oğlum Rıza, puu, gerilim yapma gece gece. Abi mesaiye kaldım bu gece, kusura bakma. Son kez öğrendiklerimizi hatırlayalım o halde. Can, söyle bakalım müzik ne olmalı? Yaylı gerilim. Mert, sen söyle. İlk gözükme nasıl olmalı? Arkadan ve aniden. Peki ya kaybolma? Korkutucu kahkahayla kaybolmak. Süper! Hepiniz hazırsınız. Yok olmuyor. Böyle genizden mi yapıyorsun? Abi mideden vereceksin sesi, mideden. Bence oldu ama olmadı mı? Oğlum bir şey desene. Çok heyecanlı. Gidiş yolundan puan veriyorlar. Bilen var mı? Ben gidiş yolunu iyi bilmiyorum. Merhabalar. Siz saat 23.30 sınavına girecek olanlarsınız, öyle değil mi? Evet biziz. Tamamdır. Şu ilerideki odada üzerinizi değiştirebilirsiniz. Tamam. Biz bir tuvalete gidelim sınavdan önce. Siz de şu kıyafetleri tutun biz gelene kadar. Çok eğlenceli. Remzi bak. Hop. Merhaba. Of, çok heyecanlı. Tamam, ben de hazırım. Gidebiliriz. O ne? Kapının kolunu kırdım. Hop! İmdat! Remzi abi! Yardım edin! Burada kaldık. Oğlum siz hayaletsiniz. Kapıdan geçsenize. Abi onun için yüksek lisans yapmak gerek. Biz daha işlemedik o konuları. İşte bak, sen de okumazsan böyle olursun Şakir. Ne yapacağız şimdi? Evet, sizin sıranız. Arkadaşlarınız nerede? Jüri onları bekliyor. Çabuk olun. Söyleseydiniz ya tuvalette kaldık diye. Olmaz abi. Bir duyulursa jüri karşısında 1-0 yenik başlarız. Bittik abi, bittik. Kaldık kesin sınavdan. Bir dakika. Bu kıyafetler bizde duruyor. Belki de... Biz mi gireceğiz sınava? Evet. Yapabilirsiniz.
Sonuçta siz öğrettiniz bütün her şeyi bize. Oley! Bir bu kalmıştı. Evet, sizler Can, Mert ve Oğuz'sunuz değil mi? Evet. Neyse, tamam öyleyse. Bu sene daha zorlu bir sınav yapmaya karar verdik. Bu sene sizleri sokakta, gerçek hayatta, iş üstünde görmek istiyoruz. Ne? Hazırsanız bütün mahalleyi korkutmaya başlayabilirsiniz. Başlayın. Emredersiniz efendim. Şakir, gider misin? Uyumaya çalışıyorum. Remzi, bırak eğlenmeyi de yardım et bana. Korkmadın mı abi hiç? Ana! Bu mudur yani? Burada oturup kapının açılmasını mı bekleyeceğiz? Kaderimize razı mı olacağız? Ne yapabiliriz ki başka? Başarabiliriz. Takım olup bu işin üstesinden gelebiliriz. Benimle misiniz? Evet, sen Oğuz. Ya bilemedim şimdi. Başaramayız bence. Hayatının sonuna kadar böyle başarısız mı olmak istiyorsun? Hayır. Hayır tabii ki. Hayır. O zaman güçlerimizi birleştirelim. Hadi. Yok baba, biz kimseyi korkutamayacağız galiba. Anne, peşimi bırak amca. Kaçma benden. Necat abi. Kaçma, dur. Buraya gel. Dur İşimiz Necat abi. Daha. Harika, çok etkileyici. O kostümler, siz daha iyi bir performans sergilediniz. Hiç beklenmedik bir yerden çıkmanız da efsaneydi. Çocuklar, gelmiş geçmiş en yüksek puanı size veriyoruz. Sınavı kazandınız. Tebrikler. İşte bu. Evet. Ne demiştim ben size? Harika. Ne demiştim? Çok iyi. Başarabiliriz evet. Demiştim değil mi? Vay canına. Bu harikaydı oğlum. Niye önceden böyle yapmıyordunuz? Bir anda takım olarak gaza geldik. Sınavı geçtiğimize göre istediğimiz her yerde göreve başlayabiliriz. Oley! Kurtulduk yani. Siz de çok sevindim demek istedim. Aferin. Çak bakayım kanka. Sert tut elini, sert. Çok hızlı çak yapacağız. Ben senin işinin bu kadar temiz olduğunu unutmuşum. Anne, otobüsü kaçıracağız. Koş hadi. Ben ne yapıyor gebeyim? Ha? Üç kelime. Yerli. Valizle kürekleme yarışı. Olamaz. Basket kampımın otobüsüne yetişemedim. Ne olur yardım edin. Başka otobüs var mı Ankara'ya giden? Burada üç tane otobüs var. Yalnız içlerinden birinde şoför var. Acaba hangisinde? Şunda mı? Yanlış cevap. Şoför şu otobüsteydi. Dalga mı geçiyorsunuz? Tüm sınıf arkadaşlarım gidiyor o kampa. Bir tek ben kaldım. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Oo, neler yapabiliyormuşum. Bakın, burada orta sahadan 3 sayılık basket atabiliyorum. Kardeşim, işini yapman için illa sinirlenmem mi gerekiyor? Tamam, ben başka bir otobüs bakayım. Siz de şöyle oturup bekleyin. Otobüsü kaçırdığıma inanamıyorum. Bunun suçlusu her kimse, vermesi gereken cevaplar var. Suçlu Remzi. Ha? Nasıl yani? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde sarı bıyıklı bir aslan yaşarmış. Anne, öyle anı geçişi mi olur? Tamam. Bundan kısa bir zaman önceydi. Otogara gidiyorduk. Uzaklarda sapsarı bir nesne gördüm. Güneş mi? Hayır ayol, babandı o. Bu iş görür. Ben bir dondurma kamyonu şoförüyüm. Ayrıca gözlerim ışığa karşı çok hassastır. Ama parlakmış bu vazoda.
Neyse, fazla parlaklık göz çıkarmaz. Görüntüleri burada durdurmak zorundayız. Çünkü dondurmaların başına gelenler herkes için çok üzücü. Küçük dondurmalar bu görüntülerden etkilenebilir. İleri atlayalım. Kardeşim! İlerlesene! Seni mi bekleyeceğim? İşimiz var kardeşim! İlerlesene! Dondurmalarım! İşte bu yüzden trafik oluştu ve geç kaldık. Dondurma temizleyici geldi. Son kısım biraz uydurma sanki. Belediyede işe girdim. Hem geziyorum hem çalışıyorum. Lömpence'de gezdir çalış bört deniyor. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi haber. Babam bana söz verdiği scooter'ı almış. Kötü haber ne peki? Size hala otobüs ayarlayamadım. Hadi görüşürüz. Of, demek ki bu işin suçlusu babam. Baban niye vazo aldı onu anlamadım zaten. Bir dakika, ben biliyorum. Biz babamla salonda otururken Necati abim bir anda içeri dalmıştı. Cumburlu! Dalmak derken öyle değil. Şşt, yeni bir oyun icat ettim Remzi. Hemen oynamalıyız. Necati, senin saçma oyunlarını oynamamaya söz verdim. Geçen günü hatırlamıyor musun? 2-3 Ben kazandım. Bu sayılmaz. Çok hızlı saydın. Tamam, tekrar. 1-2-3 Yine ben kazandım. Bu elde topa değen yanıyordu. Öyle saçma şey mi olur? Ben buldum bu oyunu. İtiraz yok. Al sana mor kart. Cezalısın. Herkese köfte ekmek ısmarlayacaksın. Hayır, bu sefer çok mantıklı. Bak şimdi, koltukta en yükseğe zıplamaca. Sonra takla atıp etrafta koşturmaca. Sonra Şakir'i alıp havaya atıp tutmaca. En fazla Şakir sektiren kazanır. Dur Necati abi. Olmaz Necati. Etrafta bir sürü kırılacak eşya var. Otur oturduğun yerde. Eşyalar kırılacak diye Necati'yi kırıyorsunuz. Haberiniz yok. Necati, ben sana oyun oynanmayacak demedim mi? Oynamadım ki. Gözlerinle oynuyordun, gördüm. Al işte, Kadriye çok kızacak. Hemen yeni bir vazo almam lazım. Geçen gün ısmarladığın köfte ekmek. Yardım edin. Gözleriyle yiyor beni. Gorç. Yani suçlu Necati miymiş? Kardeşim işine baksana sen. Tam da size Ankara'ya giden bir otobüse yer buldum demeye gelmiştim. Ama yerinizi turşu bidonlarına sattım, şansınıza küsün. Oo, bagajda gide gide içim şişiyordu. İyi oldu koltuk satın aldığımız. Yine ortalığı karıştıran Necati abimmiş demek. İyi de niye durduk yere oyunu icat etti ki? Aa, ben biliyorum. Geçmiş zamanı hatırlama efekti. Pika! Canan odasında yine bir şeyler icat ediyordu. Kızım kimse söylemedi mi? Terli terli icat edilmez. Dur sileyim. Anne istemiyorum havlu falan. Bitirmek üzereyim. Dur Canan. Kafana elma atayım da daha iyi icat et. Yer çekimini böyle icat etmişler. İnanabiliyor musun? Necati abi, yer çekimi icat edilmedi, keşfedildi. Hem sen ne anlarsın zaten icatlardan? Öyle mi? Ben de hemen bir şey icat edebilirim. Al, kendi kendine kapanmayan yoğurt kabı icat ettim. Öyle icat olmaz. Ampulü icat ettim. Çoktan icat edildi. Ama bu özel ampul, yanar dönerli. Disko, 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 disko. Sayılmaz. Uçamayan balon icat ettim. Uçuyor bu. Abi, tutamıyorum kendimi, çok özür dilerim. Göreceksin, hemen gidip bir şey icat edeceğim sana. İşte vazonun kırılmasına sebep olan oyunu bu yüzden icat etti. Ama önce kapıyı icat etmem lazım. Dolapmış burası ve çok karanlıktı, korktum. İnanamıyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Bence suçlu hala Remzi. Ayol size ne oluyor, dinlemesenize konuşmamızı. Otobüsümüzü beklerken çok sıkıldık. Evet, Ankara'ya giden bir otobüs buldum. Nerede, hani? Otogarın diğer ucunda. Bir de 2 dakika sonra kalkıyor, acele etseniz iyi olur. Daha hızlı bir yol biliyorum.
3 saat yönünde engel var. Ha? Saat 3 yönü olmasın? Hayır, 3 saat yönü. Üzgünüm, yetişemediniz. İçeriden kestirme yol vardı, sorsaydınız keşke. Anne, boş ver bu yan karakteri. Asıl suçlu Canan'mış. Ona öfkelenelim. Nasıl öfkeleniliyor? Paylaşıyorum öfkemi, hazır mısın? Canan yüzünden basket kampıma gidemeyeceğim. Yeterince icadı yok sanki. Ne icat ediyorsa artık. Ses geçirmeyen kulaklık. Ses geçirmeyen kulaklık mı? Oo, bir şeyler hatırlıyor galiba. Gözlerini kıstı. Dur, şimdi kesin geçiş olacak. Baba, sen mi horluyorsun? Bakayım. Yok, bu benim horlamam değil. Şakir, senin yüzünden uyuyamıyorum. Horlamayı bırakır mısın? Horlama öyle istenilince kesilen bir şey değil bir kere. İyi de uyumuyorsun ki, niye horluyorsun? Horlama sesim yüzünden uyuyamıyorum ben de. Rahatsız mı oldun yoksa? Of. Nasıl yani? Suçlu ben miymişim? Ama... Herkesi de boş yere suçladın. Anne, teselli edersin sanmıştım. Ama sen de çok horluyorsun. Neler oluyor? Ne yani? Bu kadar saçma olayı gerçek mi sanmıştın Şakir? Olamaz! Yine mi uzaylılar tarafından kaçırıldım? Hayır, sen beni kaçırıp rüyana hapsettin asıl. Ha? Rüya mı? Usta, gel burada dön, orada tek kaldın. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Uyan, uyan, uyan! Oğlum uyansana artık. Saat kaç oldu? Oo, çok olmuş. Ha? Hepsi rüyaymış. Geç kalmamışım. Hadi basket kampına. Kışt, kışt. Gerçek değilsin sen. Abla, ayıp oluyor ama. El kol yapma. Ne yapıyorsun? Bu sefer geç kalmayacağım. Okul projemdi bu Şakir. Ayım artık şu topla. Patlatacağım bak topuna ha. Komşu komşunun topuna muhtaçtır. Lütfen ama. Sen de mi Şakir'üz? Komşu komşu, bekle beni, evcilik oynayacağız. Sen pişireceksin, ben yiyeceğim. İmdat! Düdüt! Dondurma kamyonuyum ben. Düdüt! Dondurma kamyonuyum ben. Çok mu para harcadım acaba? Öyleyse evren bir işaret versin bana da gidip iade edeyim. Hadi. Ha? Böyle işaret olmaz olsun. Devrileceğim varmış benim de. Ne yapalım artık? Hayır, bu bana engel olamayacak. Bir fikrim var. Oho! Bu gençlik nereye gidiyor? Otogara doğru sanırım. Beni de bıraksın bari. Ha? Ha? Yetiştim, yetiştim. Ama portakallı kekik kaçırdın. Hepsini ben yedim. C vitamini dedelerde çok önemli çünkü. Alo? Oğlum nereye gidiyorsun? Otobüsüne daha 2 saat var. Ha? Yanlış otobüs mü bu? Nereye gidiyorum ben? Ankara'dan gelen turşu bidonu otobüsü bu. Şimdi de Turşistan'a gidiyoruz. İmdat! Remzi, şu sıkıcı, renksiz, hiçbir eğlencesi olmayan dosyaları buraya bırakıyorum. Diğerleri işten çıktığı için bunları da sen hallet, tamam mı? Emredersiniz müdür bey. Of, çok yoruluyorum. Başkalarının işlerini hep ben yapıyorum. Mesut, sen de benimle aynı mı düşünüyorsun?
Mesut bütün ömrünü burada harcamış ve sonunda iskelete dönmüş. Yok abi, iskelet olmadım. Ben de yoğunluktan sıkıldım. Kafamda bir şalter attı. Şimdi de iskeletleri kukla gibi oynatmaya başladım. Merhaba. Eyvah. Bu yorucu işten kurtulmazsam benim de sonum Mesut gibi olacak. Ne varmış halimde? Kak 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 kak. Biraz önce biri daha işten çıktı. O yüzden bunlar da sana kaldı. Bu sıkıcı sayıların olduğu, hayat enerjini emen, hastane kokan dosyaları da hallet, tamam mı? Hey! İmdat! İmdat! Yok artık. Ayol, inanamıyorum. Ya hey! Oh, ne oldu Kadriye? Yoksa duvardaki ketçap izini mi gördün? Ben yaptım, nasıl olmuş? Gülen yüz. Ay, ona sıra gelmedi bile. Bu salonun hali ne böyle? Peyami baba, sen de mi? Kızım, yaşlıyım ben. Gözüm görmüyor. Yeter artık. Mirket'in asistanı olmaktan bıktım. Yaptığım hiçbir şeyi takdir etmiyor. Bir kere bile teşekkür etmedi bana. Geçen hafta hadron çarpıştırırken açılan kara deliği kapattım ve hayatımızı kurtardım. Ona bile teşekkür etmedi. Hepimiz yok olacağız! Neyse ki çarpıştırma modüllerine bir şey olmamış. Testlere devam edebiliriz. Ay. Bu koku da ne? Peynirli cips kokuyor. Biraz da ekşi ayran kokuyor sanki. Bu Şakir'in kokusu. Şakir, kaç gündür yıkanmıyorsun sen? Hatırlamıyorum. Bugün yıkanma günü. Yıkanma günlerini hiç sevmiyorum. Yıkanmak beni mutsuz ediyor. Arkadaşlar, bıyıklarımı sarıya mı boyayayım yoksa yoğurt yeşiline mi? Yoğurt yeşili diye bir renk yok. Sen benim buzdolabımdaki yoğurda bak da öyle konuş. Ay, yeter. Bıktım bu dağınıklığınızdan. Yeter. Bıktım bu işten. Çok mutsuzum. Çok kuraldım. Yeter artık. Bıktım artık. Burama geldi. Armut! Harikaydı. Bakın gençler, şimdi size dünyanın en havalı hareketini yapacağım. Dünyanın mı? Ay, sen de bir alemsin. Öyleyim, ayım ben. Hazırsanız yapıyorum. Vay canına, harika. Batu, harikasın. Bunu beğendiyseniz buna hasta olacaksınız. Sonsuzluk uçuşu yapacağım. Nasıl yapacak? Çok zor bir hareket. Nasıl gerçekten yapacaksın? Ciddi misin? Geliyorum. Vay canına. Ay. Eyvah, duramayacak. Duramıyorum. Duramıyorum. Kayıyorum. Aa, yıldız kayıyor, yıldız kayıyor. Bıktım artık. Arkadaşlar, yıldız kayıyor. Sıkıldım. Bunaldım. Yıldız buraya doğru kayıyor. Ne dedin sen? Yıldız geliyor diyorum. O neydi? Yıldız kaydı ve evimize girdi. Evet, hemen dilek tutalım. Yıldız kayınca dilek tutulur. Uyanıyor. Kendine geliyor. Bir yıldız doğuyor. Neredeyim ben? Sizler de kimsiniz? Ben buranın belediye başkanıyım. Adım Muhtişim Cesurgil. Siz ona inanmayın. Burası dünya. Siz de dünyaya düştünüz. Bir dünya iş çıkardım sizin de başınıza. Remzi, bir gelsene, bir şey diyeceğim sana. Ne var Necati? Yoksa yine kablosuz battaniye fikrinden mi söz edeceksin? Hayır, yani bir battaniyede neden kablo olsun ki? Bak şimdi, gözünü 5 aç ve beni iyi dinle. Saçma bir laftı bu. Gözünü 4 aç denir. Ayrıca gözümle dinleyemem seni. Tamam, o zaman gözlerini 2 aç, kulaklarını da 2 aç, sonra ağzını da yarım yarım aç kapa. Eyvah, iyice kafam karıştı. Bak Remzi, kayarak salonunuza düşen kim? Söyle bakayım. Bir yıldız. Bir yıldız. Kayarsa ne olur? Ne olur? Dileğin gerçek olur. Ne demeye çalışıyorsun yani? Bak şimdi sana göstererek anlatacağım. Bu kıymalı börek yıldız, tamam mı? Tamam. Benim ağzımda sizin evin salonu şimdi. Ona da tamam. Bak şimdi, bak geliyor. Hop.
Ne oldu? Yıldız sizin salona girdi. Bak şimdi bir kere daha anlatıyorum. Hop. Anlamadın sen. Bir daha anlatıyorum. Hop bir dik. Necati, sen o börekleri yemek için bahane mi yaratıyorsun? Yemeden de anlatabilirsin. Bak şöyle hop. Of, oy. Necati. Ay yıldıza doyamıyorum. Ha, tamam şunu diyorum. Aa, o yıldıza iyi davranın. O da sizin dileklerinizi gerçeğe çevirsin. Doğru diyorsun. Yaprak sarmalar şahaneymiş yenge. Afiyet olsun. Ah, kollarım koptu. Remzi. Konuya gir. Yoksa bu adam her şeyi yiyecek. Sarmalar bitmek üzere. Tamam tamam. Yıldız Bey, şimdi biz bir şey duyduk. Yıldızlar kayınca dilekler gerçek olurmuş. Acaba siz de bizim dileklerimizi gerçekleştirir misiniz? Öyle miymiş? Yani yaparım herhalde. Ama bir şartım var. Eğer karşıma mutlu olarak gelirseniz dileklerinizi gerçekleştiririm. O zaman bir saniye. Ay çok mutluyum. Hiç böyle olmamıştım. Beni kandıramazsın. Bir yıldız karşısındakinin gerçekten mutlu olup olmadığını gözünden anlar. O zaman biz biraz mutlu olup gelelim. Ama nasıl? Benim bir sürü sorunum var. Merak etmeyin. Benim bir fikrim var. Madem dileklerimizin gerçekleşmesini istiyoruz, bunun için önce mutlu olup yıldızın gözüne girmeliyiz. Necati abi niye listede yok? Çünkü benim dünya umurumda değil. Bakın ne kadar mutluyum. Bak göbeğe bak. Benim. İşteyken çok yoruluyorum. O zaman buna bir çözüm bulmalısın. Emredersin komutanım. Benim kod adım var mı? Sarı bıyık. Sarı bıyık. Of niye sorduysam. Harıl harıl, harıl harıl, harıl harıl. Ne yapıyorsun Remzi? Harıl harıl çalışıyorum müdür bey. Harıl harıl az bence. Zangır zangır çalış bundan sonra, zangır zangır. Peki müdür bey. Zangır zangır, zangır zangır. Sen de bir şeyler ye Mesut. Bir diri bir kemik kalmışsın. Yeter artık. Oo Remzi coştu. Bu duruma bir son vermem gerek. Yoksa mutsuzluktan sonum Mesut gibi olacak. Aşk olsun. Ha? Ne yapıyorsun Remzi? Burada masayı sadece ben çıkarım. Ben biraz daha yükseğe çıkarım. Sakın daha fazla çıkma. Yükseklik korkum var. Buradaki çalışma şartlarından bunaldım. Sesimi çıkarmıyorum diye bütün işleri bana yaptırıyorsunuz. Paspas bile yaptırdınız. Evet evet temiz olmuş. Dikkat tabelası koymamışsın bak düştü adam. Çünkü benim işim değil. Bundan sonra bana... Dur biraz daha yukarı çıkayım. Bundan sonra bana görevim olmayan işleri yaptırırsanız, fazla mesai ücretlerimi vermezseniz işi bırakır giderim. Ne? Tamam aşağı iniyorum. Sakın gitme. Elini ayağını öpeyim aman Remzi'cim. Ben seni çok seviyorum. Sahi mi? Bundan sonra başkalarının işini sana vermeyeceğim. Seni yormayacağım. Oo iyiymiş. Evet evet. Gel azıcık seni sırtımda taşıyayım da keyfin yerine gelsin. Mesut'u da fazla yormayacaksın tamam mı? Hay hay tabii ki de. Ya ne haber dostum? Çok şirkin partisine geldik. Çok iyi parti değil mi ortam? Ya bir olsun evet. Ya. Adam sakatlandı. Sen de bakkala gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Teşekkürler kardeşim. Eksik olma. Kanka geçmiş olsun. Toparlan da kaymaya devam edelim. Oo Mars sağ ol kardeşim. Ben de çok özledim. Uzayda hayat var mı abi? Yok. Peki abi cips yer misin? Yemem. Bu Mars'ın muhabbeti de hiç çekilmiyormuş. Ben mutfaktan yemek alıyorum. Sarı bıyık görevini tamamladı. İş yerindeki mutsuzluğunu halletti. Kod adımı değiştirebilir miyiz? Hayır, hayır sarı bıyık. Bıyık. Of. Anne, senin sorunun da evdekilerin dağınık olması. O yüzden de annelik kartını kullanıyorum. Dırırırım. Öyle bir kart yok. Ödeşme kartımız var sadece. Ben de o karttan hiç yok. O yüzden bunu buldum ben de. Neymiş o kart? Evi dağıtırsanız akşama yemek yiyemezsiniz. Ne? Thank you.
yıkanmayı eğlenceli bir hale getirirseniz bu çocuk yıkanabilir. Nasıl yani? Oyuncaklarla. Olabilir. Müzikle. Mantıklı. Havuzu köpükle doldurarak. Dur saçmalıyorsun. Evet, köpükle havuz. Oley, tutturacağımı biliyordum. Ben geliyorum. Oley. Ben de fırsattan istifade ediyorum. Oley. Neyse, en azından bir şekilde yıkanmasını sağladık. Hadi yazın havuz var da. Kışın ne yapacağız düşünürüz artık. Ne? Yıkanmak eğlenceliymiş aslında. Tamam. Şakir'in mutsuzluğunu da çözdük. Şimdi sıra bende. Bugün bu işi halledeceğim. Eyvah! Zombi gezegenini açtığım portal yüzünden başımız dertte. Portal cihazını bir bulsan. İşte. Alın bakalım. Evet, bunu da atlattığımıza göre... Mirket abi, size hep elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen de günü bile kurtarıyorum böyle. Keşke arada takdir edilsem. Çok güzel olurdu. Beni küçükken kimse takdir etmedi. Ama iyi ki de öyle olmuş. Böylece her zaman daha iyisini yapabileceğime inandım ve kendimi şımartmadım. O yüzden senin de en iyisi olmanı istiyorum Canan. Bu yüzden seni şımartmıyorum. Yani beni düşündüğünüz için mi böyle davranıyordunuz? Sonunda beni anladığın için teşekkür ederim. Sağ ol Canan. Asıl ben teşekkür ederim. Sonunda bana bunu açıkladığınız için. Çok mutlu oldum bunu öğrendiğime. Geri geldiler. Kapa! Canan kapa! Tamam kapatıyorum. Öyleyse hepimiz çok mutluyuz. Yürüyün dileklerimizi kullanmaya. Çocuklar, yıldız batı yok. Bir not bırakmış salona. Bana iyi davrandığınız için çok teşekkürler. Ben gittim. Hadi görüşürüz. Eyvah! Çabuk yakalayın yıldızı. Herkes mutfaktan hızlıca çıksın ve arkasına bakmasın sakın. Evet! Necati, o sarmaları yiyemezsin. Boşuna gaza getirme kimseyi. Yürü, sen de geliyorsun. Of çok zekisin Kadriye. Benden bile zekisin. Ne yapalım gençler? Sahile fikir abi, bana uyar. Güzel olur. Olur tekrar bakabiliriz herhalde. İyi tamam. Herkes hazır mı? Hadi sahile. İşte yıldız burada. Hani bizim dileklerimizi yerine getirecektin? Eyvah! Arkadaşlar çabuk gidelim. Hadi. O dilekler bizim için çok önemli. Niye kaçıyor bu? Çabuk atlayın arabaya. Takip edelim. Ticari, sağa çek. Yıldız evladım, sana diyorum. Dileklerini gerçekleştiriver şu çocukların. Yazık bak, bunlar da gariban. İhtiyaçları var. Benim öyle güçlerim yok ki. Hey, sen arabayı kullan Necati. Bize güçlerim var demiştin ama. Sizi mutfakta konuşurken duydum. Üzülmeyesiniz diye öyle söyledim. Ben anlamam. Lütfen dileklerimizi gerçekleştirir misin? Durdur arabayı Jüpiter. Peki madem. Dileklerinizi söyleyeyim bakayım, neymiş? İşimden çok mutsuzum. O yüzden de bunu değiştirmeni... Hep bir dakika. Ben değiştirdim zaten bunu. Artık işimde mutluyum. Ben de yıkanmaktan çok mutsuzum. Ben de artık yıkanmayı eğlenceli hale getirdim. Bayağı seviyorum yıkanmayı. Ayol, siz de artık evi dağıtmıyorsunuz. Benim de dileğim buydu önceden. İnanamıyorum. Yıldız Batu kendi dileklerimizi kendimizin gerçekleştirmesini sağladı. Evet, zaten dileklerimiz bunlardı. Kendimiz başardık. Söylemiştim benim süper güçlerim yok diye. Sadece sizi mutlu olmanız için motive ettim, o kadar. Gerisini siz yaptınız. Ay kusura bakma oğlum. Seni de böyle kovaladık arkanda. Bence megafon kısmı ve hızlı kovalama kısmına gerek vardı. Megafon! Söylemesi bile havalı. Megafon! Herkes mutlu olduğuna göre ben de artık uzaya geri dönebilirim. Kaykayı çok özledim. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım, dikkatli gidin. Uzaya varınca arayın. En kötü çaldırıp kapatın, ben anlarım. Necati, kafam şişti. Kapatsana şu... Kadriye, naber? Ay! Vay, saçların dürüm gibi oldu. Hay! Thank you.
Bu hayatımda yediğim en güzel pastırmalı dondurma. Öyle bir dondurma yok. Sen dondurmacıya pastırma verip ısrar ettin. O da dondurmana pastırma koydu. Balon mu? Ay! Bazen ailedeki çocuğun ben olduğumu unutuyorum. Niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Remzi, baksanıza. Kutup ayısı soğuktan donmuş. Yoksa bu... Balmumu heykel müzesi gelmiş. Yuppi! Ne? Balmuzu leylek küresi mi gelmiş? Remzi, sakla beni. Ben balmuzu leyleklerinden çok korkarım. Balmumu heykel müzesi o. Balmumundan yapılmış heykelleri sergiliyorlar. Necati dur. İnanamıyorum sana. Dondurmanı üzerime döktün. Şimdi tüm gün pastırma kokacağım. İşte beklediğimiz an baba. Hadi girelim müzeye. Hadi oğlum. Necati istiyorsan sen de gelirsin. Ama sağa solu kurcalamayacağına söz ver. Tamam. Ne zaman kurcaladım ki? Ama dur önce şu kutup ayısına bir soba getireyim. Yazık. Al dostum, için ısınsın. Bu çok ünlü Ayla Güllü'nün heykeli değil mi? Baba bak, bu da az ünlü Mehmet Büllü'nün heykeli. Şu heykeldeki detaylara bak baba. Neredeyse gerçek gibi. Dokunsam canlanacak. Şuna bak oğlum. Burada bir canavar. Anladın mı? Canavar. Canavar burada. Canavar. Baba, esprin o kadar soğuk ki şu Eskimo bile üşüdü. Ayla Güllü değil mi bu? Ne oldu sana? Bu adam kim tanımıyorum? Ablacığım siz niye böyle duruyorsunuz? Niye kimse konuşmuyor? Pardon canavar kardeş. Remzi ile Şakir'i gördünüz mü acaba? Eskimolardan çok korkarım. Şşt, Necati abin geliyor. Dur. Bak nasıl korkutacağım. Şakir! Burada acayip şeyler oluyor. Bu engeller canlı mı değil mi anlamadım. Remzi, sen niye öyle duruyorsun? Hadi gidelim Şakir. Bak burada bir kalabalık var. Demek ki donup kalsam umurunda olmayacak. Alacağın olsun Necati. Şaka yapmak benim işim Remzi. Nasıl da korktum bak. Hoy! Dikkat. Ben bu müzenin sahibiyim. Oley! Durun canım. Daha bir şey demedim. Oley! Çıldırmış bunlar. Neyse, buranın sahibi olarak bir yarışma düzenliyorum. Yarışmayı kazananın balmumundan heykelini yapıp sergileyeceğim. Ben kazanacağım ben. Benim heykelim yapılsın istiyorum. Sokaklara adım verilsin. Bakkallar adıma peynirler satsın. Hazır mısınız? Yarışmayı açıklıyorum. En güzel deniz yıldızı pozu veren kişi yarışmayı kazanır. Yuppi! Ben kazanacağım. Benlik bir şey yokmuş. Neyse, başka yarışmalara artık. Evet. Yarışmacımıza bakıyoruz. Gayet güzel bir deniz yıldızı pozu. Sıradaki yarışmacımıza bakalım. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi. Bu can simidi. Bu da şnorkel. Denize gider gibi giyindim. Gözlüklerim de tam bir yıldız gözlüğü. Magazinciler de fotoğrafımı çekiyor. Anladınız mı? Denizin yıldızıyım. Deniz yıldızı. Yuhu! Hohoy! Şuradaki çocuk şişeye atıp düz indirdi. Onu alkışlıyorum. Sizle ilgim yok yani. Evet. Başka yarışmacımız yok. Kazananımız açık ara farkla belli. Adı Remzi ile mi başlıyor? Alo? Kod 8 mi? Demek okyanusları kirletiyorlar. Hemen geliyorum. Üzgünüm, gitmem gerek. Evet. Bu durumda başka yarışmacı kalmadığı için... Tebrikler Remzi Bey. Sizin heykelinizi yapacağız. Oley! Şimdi de şuradaki bebek ilk defa konuştu. Onu alkışlıyorum. Yanlış olmasın. Ay, bebeğin ilk söylediği laf Necati oldu. Ben kazandım. Hadi gidelim. Buradan buyurun. Her seferinde aldanıyorlar. Bu sefer de çok iyi alkışladığım için kendimi alkışlıyorum. Bravo bana. Çocuklar, babanız nerede kaldı? Kendi heykelinin açılış törenini kaçıracak. Babam dün eve hiç gelmedi ki anne. Buradadır herhalde. Affedersiniz, siz müzenin sahibiydiniz değil mi? Acaba babam nerede? Şşt, işim var şimdi.
Dikkatinizi buraya alabilirsem... Oley! Durun, daha bir şey demedim. Şimdi mahallenizden biri, sizden biri... benim şaheserlerimden oluşan Balmumu Müzem'de yer alma şansı buldu. Huzurlarınızda Balmumu Remzi! Oo, müthiş! İnanılmaz! Hayran! Bayıldım! Gerçekten harika! Gerçek bir sanatçı. Muhteşem bir heykel. Ay, ne biçim yapmış Remzi'yi? Şu suratındaki ifadeye bak. Çok korku dolu görünüyor. Ha? Necati abi, ne yapıyorsun? Kendimi tutamayacağım Canan. Bu bal mumu çok lezzetli bir şey sanırım. Babanızın heykeli pastırma kokuyor. Ay hadi kızım, boş ver. Gidip Remzi'yi arayalım biz etrafta. Nereye kayboldu acaba? Ha? Pastırma mı? Bir dakika. Sen babamın üstüne pastırmalı dondurma dökmemiş miydin? Ah! O üzücü günü hala unutamıyorum. Güzelim dondurmam boşa gitmişti. Babam ortalıkta yok. Müzenin sahibi bir gecede heykel yapıyor ve yaptığı heykel korkmuş görünüyor. Üstüne bir de pastırma kokuyor. Düşünsene Necati abi. Su faturası, internet paketi, okuldaki deterjan da bitti. Necati abi, ne diyorsun? Sen düşünsene deyince ben de düşüncelere daldım Şakir. Diyorum ki ya bu bal mumu heykeli gerçekten heykel değil de babamsa? O zaman babanı yiyemem. Bu işi hızlıca araştırmalıyız. O zaman muhteşem dedektif ve beceriksiz yardımcısı iş başında. Beceriksiz yardımcı mı? Tamam. Yeterince iyi olduğunu ispatlarsan beceriksiz dedektifliğe yükselebilirsin. Remzi! Baba? Remzi! Baba? Remzi! Baba? Hiçbir yerde yok. Ben nasıl buraya geldim? Acele et Şakir. Çok zaman harcadık. Bu hızla gidersek babanı bulamayabiliriz. Eğer bizi dondurma almaya götürmeseydin bu kadar uzun sürmezdi. Ha? Bir dakika. Sanırım buldum. Ben buldum. Baksana Şakir. Bu bilgisayar güncellenmemiş. Çünkü interneti yok. Başka kimin internet olmaz? Kaplumbağaların. Çünkü çok yavaşlar. Babanı Peyami'de de kaçırmış demek ki. Necati abi baksana. Eski bir gazete haberi. Müzenin asıl sahibi bu kadınmış. Hatırladın mı? Evet. Bu yeşil ve nostaljik giyimli kadın. Bana cevap vermemişti. Sana cevap vermedi çünkü heykeldi. Biri onu da babamı da heykele dönüştürmüş. Ben müzenin şimdiki sahibinden şüpheleniyorum. Hadi müzeye tekrar gidelim Şakir. İpucunu sadece ipin ucunu takip edersek bulabiliriz. Tamam. İpin ucunu fazla kaçırmayacağım. Ay! Bu esprilerimle bir aile bile doyabilir. Necati abi, sessiz olsana. Yoksa bizi duyacaklar. Remzi, ne haber ya? Görüşemiyoruz ne zamandır. Sen heykel oldun değil mi? Unuttum. Necati abi bak, yumruğunu sıkmış babam. Sanırım içinde bir şey var. Bir not var. Diyor ki, dondurma, markete gidin. Marketten dondurma almamızı istiyor. Ayrıca seni çok seviyorum Necati yazmış. Bakayım. Hayır Necati abi. Burada dondum, mirkete gidin yazıyor. Bu gerçekten de babam Mirket abiden yardım almamızı istiyor. Seni seviyorum Necati de yazmamış ayrıca. Kıskanma. Seni de seviyor. Mirket abi. Evet. Bize bitmeyen bir dürüm yapabilir misin? Bitmeyen dürüm yapamam ama biten lahmacun söyleyebilirim. Konuya odaklanın. Mirket abi, yeni açılan Balmumu Müzesi'nin sahibi babamı bir şekilde Balmumu heykeline çevirdi. Şimdi de müzede sanat eseri diye sergiliyor. Babamdan bir sanat eseri olacağını sanmıyorum Şakir. Görenler sanat bunun neresi der geçer. Neyse, bunu büyük olasılıkla nanometrik fiber dönüştürücü cihaza sahip olan biri yaptı. Ama size iyi bir haberim var. Bitmeyen dürüm mü? Hayır. Eğer cihazı ele geçirip heykelleşen kişinin üstünde ters yönünü çalıştırırsanız o kişi düzelir. İyi de nanometrik kibar dönüştürücü cihazı nasıl ele geçireceğiz? Daha adını bile söyleyemiyoruz. Merak etme Necati abi. Benim bir planım var. Son bir soru Mirket abi. Neden arkanı dönmüyorsun? Çünkü o ben değilim Şakir'cim. Sabahtan beri kuklamla konuşuyorsunuz. Her şey bir tiyatrodan ibaretmiş.
Tarelirin an. Gerelim müziği. Şşşt. Müze kapanıp alarmlar çalışana kadar heykel taklidi yapacağız Necati abi. Bak biri geliyor. Bu heykeli ne zaman yapmıştım acaba? Belki üzerinde nanobortik füber cihazımı kullandıklarımdan biridir. Ben bile söyleyemiyorum adını. Neyse, ben artık müziği kilitleyip ofise gideyim. Bunları da niye sesli söylüyorsam. Bir daha uyuyan birinin pozunu vereceğim. Necati abi, planımı biliyorsun. Hadi başlayalım. Biliyorum, biliyorum. Şu ışınlardan birine değeceğim. Bir dakika. Yoksa değmemeli miydim? Hırsız var, hırsız. Ben varım, ben. Hey, neler oluyor orada? Demek sen. Senin bir heykel olmadığını biliyordum. Ama yakında heykel olacaksın. Oo, şu an dikkatini dağıtmam gerek. Tavuklarla dinozorlar ne kadar birbirlerine benziyorlar. Acaba dinozorlar da gıdaklıyorlar mı? Ne diyorsun? İşe yaradı Necati abi. Kaç. Oba, kandırdım. Hohoy. Oo, Remzi hala bıraktığımız yerde. Tuvalete bile gitmemiş. Cihazın üstündeki yönü terse çevirdim. Şimdi onu uyandırmaya çalışalım. Yer! Hayırın kalan kısmını söyledi sanırım. Ya da bayırın devamını. Hayır. Baba, düzeldin. Ha? Neler oluyor burada? Necati, Şakir oğlum. En son o müzenin sahibi beni heykele döndürüyordu. Elim en son dönüştüğü için size bir not yazdım. Gördünüz mü? Evet, Mirket abinin yanından geliyoruz. Ha? Cihaz kayıp. Şu köşeye koymuştum. Kesin müzenin sahibi aldı. Çok dikkat etmeliyiz. Sırrımı açığa çıkarmak neymiş göreceksiniz. Yakala onları. Bir günaydın yok mu? Öf, tamam günaydın. Şimdi koş yakala hadi. Uzun süredir uyuyorum. Bir dakika kendime gelmem lazım. Bu da ne? Güm güm bir ses geliyor. Hata! 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 Necati abin canavar geldiğini söylüyor oğlum. Kaç! Nereden anladın ne dediğini? Çok korkunca böyle oluyor Necati'ye. Artık anlıyorum ne demek istediğini. Sonumuz geldi. Mahvolduk. Hata! Bir dakika ya. Niye kaçıyorsunuz arkadaşım? Homero! Günaydın öncelikle. Hadi sırtıma atlayın da şu müze sahibi denen kişiyi alt edelim. Canavar da bizden çıktı. Canavar ayıp oluyor ama. Eyvah! Üstüme geliyorlar. Cihazı kullanmalıyım. Sonunda öneşme zamanı. Seni sahtekar. Önce herkesi uyandıracağım, sonra da seni polise teslim edeceğim. Hala söz verdiğin heykeli yapmadın. Baba, seni taşlaştırıp heykel yaptı. Ona kızsana. Evet, o da var. Çok kızmış durumdayım şu anda. Müzem. Ben Azünlü Mehmet Büllülü. Beni takip edin. Hadi iglo yapalım. Şaka, şirkette işlerim yarım kaldı. Ben bir iş adamıyım. Baksanıza, Ayla Güllü gerçek bal mumu heykel çıktı. Bence biraz eğlenelim şunla. Necati ne ya? Buyursun. Dur. Yapmasana, dondu. Necati! Günaydın. Siz tutuklusunuz. Gerçek adını bilmediğimiz Yeşilli Nostalji Hanım. Müze sizindir. Hadi gidelim. Olanlara inanamıyorum. Bu adam müzemi ele geçirmek için beni heykele dönüştürmeye çalışıyordu. Başarmış demek. Neyse, size çok teşekkür ederim. En azından gelecek yılki dünyaca ünlü sergiyi kaçırmayacağım. Nostalji Hanım, gelecek yıl hangi yıl? Niye soruyorsun ki? 1998 tabii ki. Ne 98'i? 2965 yılındayız. Ne? Tamam şaka yapıyorum. Zaten ben de bilmiyorum hangi yıldayız. Ama istiyorsanız telefonlardan falan bakabilirim. Ya da annemi arayayım. İlkokul öğretmenimi de arayabilirim. Ya bir dakika öğreneceğiz. Yıl olmuş 2121. Hala iklim krizini çözemedik. Ne yapabiliriz? Detaylı rapor istiyorum. Panik yapıp masanın etrafında dönelim.
sandalyem nerede? Olamaz. İklim krizi yüzünden sandalyeler eksiliyor. Tuvalete kadar gidecektim. Dilara başkanım, buzdağları. Ne olmuş buzdağlarına? İklim krizi yüzünden o kadar küçüldüler ki kutup ayılarının tepesinde mahsur kalıyorlar. Eskiden tam tersi olurdu. Şimdi buzdağ kafamda kaldı. Bu kadarı fazla. Benim bir fikrim var. Çıkışta lahmacuncuya gitmek mi? O da güzelmiş ama hayır. Bundan tam 100 yıl öncesine bir mikro telefon yollayalım ve iklim krizini anlatalım. Sorunu hala umut varken çözsünler. Güzel fikir ama en zeki hayvanı bulup onunla konuşmamız lazım. Yoksa bir işe yaramaz. Bu değil. Bu hiç değil. İşte yapay zeka en zeki hayvanı buldu. Bir çöp kutusunun içinde. Bakın. 100 yıl önce de herkes çöp kutusunda yaşıyormuş benim gibi. Senin sesin bir tanıdık geliyor sanki. Büyük dedem çok meşhurmuş zamanında. Ama boş ver onu. Gelecek gofreti var mı? Şekilli ve bol gelecekli. Neyse, mikro telefonu geçmişe yolluyorum. Ve bunu tabii ki büyük kırmızı butona basarak yapacağım. Çünkü başkanlar öyle yapar. Butona bastıretto! Elimdeki çöpü kutuya atabilirsem Necati'ye 10 puan vereceklermiş. Sayılmaz sayılmaz, çöp kutusu hareket etti. Necati abi, isabet ettiremiyorsun işte. Çöpü o şekilde fırlatmamalısın. Madem çöpü isabet ettiremiyorum, o zaman çöp kutusunu isabet ettiririm. Alo? Alo mu? Sen de kimsin? Benimden çık hemen. Ne yaptın sen? En zeki hayvan o çöp kutusunun içindeydi. Duydun mu Şakir? En zeki hayvanı çöpe atmışlar. Bu devirde zekanın da bir değeri kalmadı. O duyamaz. Ben kafanın içindeyim. Necati abi, en zeki hayvanı niye çöpe atsınlar? Kiminle konuşuyorsun sen? Kafamın içindeki Fuat'la galiba. Yok abi, gerçek değilim ben. Bak, hatta kaybolabiliyorum. Neyse, yapacak bir şey yok artık. İklim krizini sen çözeceksin. Şakir! Ben iklim televizyonu çözmeye gidiyorum. Akşama yemeğe beklemeyin. Kriz! Kriz! Bazen Necati abinin kafasında neler dönüyor çok merak ediyorum. Ben dönüyorum. Sende de döneyim mi? Öncelikle şu egzozlar doğaya çok büyük zarar veriyorlar. Daha sağlıklı bir çözüm bulmak zorundasın. Sağlıklı demek. Biraz düşünmem lazım. Buldum! Bro 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 brokoli koli 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 bro 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 brokoli koli 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 brokoli brokoli bro. Aracın egzozundan brokoliye benzeyen bir ses geliyor. Egzoz yerine brokoli var. Necati, egzozumu sen mi aldın? Duymadın mı Necmi? Egzoz dumanı doğaya çok zararlı. Onun yerine brokoli taktım. Necati, egzozum nerede? Çabuk söyle. Garson! Brokoli çorbandan egzoz çıktı. Makarnanızdan da ben çıktım. Tada! Geri çekilin. Geri çekilin dedim. Su kaydıraklarını korumak için görevlendirildim. Su kaydırakları değil, su kaynakları. Tamam çocuklar, kayabilirsiniz. Yanlış alarm. Bir dakika dur. Kaydırak ehliyeti var mı? Onun da mı ehliyeti varmış? Şaka yaptım. Tamam git hadi. Ama ilk iş kaydırak derslerine yazıl. Çok şekilsiz kaydın. Of, bu böyle olmayacak. Senin iyisi en zeki hayvanı bulup mikro telefonu ona ver. Çak yapman yeterli. Telefon kendi kendine geçer. Birkaç tane zeki tanıyorum. De bakkal zeki var. O sayılır mı? Sayılmaz. Mikro telefonu sadece bir kere başkasına aktarabilirsin. O yüzden dünyanın en zekisini bulman lazım. Sakın yanlış kişiye verme. En iyisi şu havuzdan başlayayım arabaya. Cumburlop! Ehliyetsiz cumburlop diyerek kaymak yasak. Simidine el koyuyorum. Hayır! Kaydırak ehliyeti gerçekten varmış. Cik 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 cik. Guburu 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 guburu. Ha? Necati abi değil mi o? Ne yapıyor ağaçta? Ne yapacağını şaşırdığında böyle saçma davranıyor hep. Çocuklar yardım edin. Dünyanın en zeki hayvanını bulmam lazım. Şu çöpe atıldığını söylediğin değil mi? Tamam, sakin ol. Önce bildiğimiz zekilerden başlayalım. Doğru söylüyorsun. Alo, Birkent. Dünyanın en zeki hayvanı sen misin? Tamam. O muymuş? İşi var herhalde. Aradığın kişiye şu anda ulaşamıyorsun dedi. Bir de Mirket'in sesi kadın sesine dönmüş, anlamadım. Telefonu kapalı demek ki. Ama kağıt uçakla haberleşebiliriz. Mirket abi, en zeki sen misin? Uç hadi. Yok, bu böyle olmayacak.
Ben sadece dünyanın en zeki hayvanını çözebileceği bir test hazırlayacağım. Ben de bu işin başladığı yere gidip biraz araştırma yapacağım. Kağıt uçak ehliyetiniz olmadığı için ceza yazıyorum. Cık, buyurun. Efektli ceza kağıdı. Efektli gidiş. Nane, nane, nane. Ha? İşte bir kamera. İşte bir sokak lambası. Ne? Affedersiniz. Rastgele nesnelere şaşırıyoruz sanmıştım. Sen devam et. Ha? Necati abi, ne çabuk hazırladın zeka testini. Zeka testi sevenleri ve şeftali sevenleri dikkatine. Sonunda biri bizi de önemsiyor. Yaşasın. Üç testi de geçen dünyanın en zeki hayvanı ünvanını alacaktı. Koşun, koşun, koşun. Sorular kolay değil. Koşun. Birinci test, doğru kapıyı seçin. İkinci test, İçlerinde farklı olanı bulun. Üçüncü test, koyunu nehrin karşısına geçirin. Ama koyun yok. Koyun sensin, kolay gelsin. Bakkal amca, bu sabah en zeki hayvan şuradaki atık kutusuna girmiş. Kamera kaydı var mı sende? Kim olduğunu bulmam lazım. Zeki hayvan kaydı kalmadı. Beyaz peynir vereyim mi, yarım kilo? Nasıl kalmadı? Kamera var işte. Komik videolar yayınlayan televizyon programına sattım kamera kaydını. Oradan açıp izlersin. O program akşam yayınlanıyor. O kadar zamanım yok. Laple, laple, lapleciğim. Üşüdün üstümü, örtsene laple. Bakkal amca peynirlerle kafayı bozmuş. Evet arkadaşlar, istediğiniz testten başlayabilirsiniz. Üçünü de geçen kazanır. Kırmızı kapıdan geçtin, elendin. Ama şu kadın mavi kapıdan geçti, yine elendi. Onun eleneceği vardı zaten. Çocuk, birbirinizin kağıdına bakmayın. Tatlı olanı buldum. Yeşil armut. Yanlış. Mavi küp. Hayır. Gülen surat o zaman. Sana da hayırlar kere hayır. Koyunu karşıya geçirdim. Ben bir koyunum. Ne? Testi geçemedin ama Möğleyen koyunun için 10 puan veriyorum sana. Başka neler yapabiliyor? Kedi var, kuş var. Sana ne lazım? İki fındığa havlarım. Akşam oldu. Hala vermedin şu kaydı. Zaten program başladı. Gel oradan izleyeceğiz artık. İyi bari. Çekirdek var mı? Dur. Bakkala kadar gidip çekirdek alıp geliyorum. Buralar sana emanet. Ben yokken müşteri geldi mi? Dükkanından çıkmadın ki zaten. Evet. İşte bakkal olmanın faydaları. Bir de her dondurma istediğimde bakkal amca bana bedavaya veriyor. Çünkü bakkal amcam benim. Bilim. Zeka testime 312 kişi, bir mutfak robotu ve bir saksı katıldı. Henüz testi bitirebilen çıkmadı. Mutfak robotu değilim ben. Abi sakin ol, sana demedi zaten. Tamam. Zaten test çok baştan sağma hazırlanmış. Sorular hatalı. Evet, bu saf adam saçma bir test hazırlamış. Doğru cevapları kendisi bile bilmiyor eminim. Herkese yanlış deyip duruyor. Git kardeşim, sen yanımıza bakıyorsun. Bilmiyorsun sen. Git buradan, hiçbir şey bilmiyorsun. Yeter. Asıl saf sizsiniz. Şu kolay testi bir türlü çözemediniz. Madem kolay, sen çöz de görelim. Oo, gözlerini kıstı. Ya testi çözmeye çalışacak ya da beni mutfak robotu sandı. Kimse seni mutfak robotu sanmıyor. Neden sanmıyor? Ne eksiğim var? Getirin, havuç doğrayacağım. Pız 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 pız. Haftanın en komik videolarını yayınladığımız programımıza hoş geldiniz. Bir panda kaydırağa sıkışınca bakın neler oldu. İzleyelim hadi. Kaydırağa sıkıştı denilince bunu hayal etmemiştiniz değil mi? Ben de etmemiştim. Arabasını çevreci yapmaya karar veren keçi başına geleceklerden habersizdi. İzleyelim hadi. Ooo, kaç basıyor bu? Tadı da süpermiş. Koku kornam da pırasadan yapılmış. Ses çıkarmıyor. Düt düt, ısırma arabamı. Soru basitti. Doğru kapıyı seçmeliydiniz. Ama siz kapıyı seçmeyip içine girdiniz. O yüzden de elendiniz. Ben kırmızı kapıyı seçiyorum. Doğru cevap. Ne oldu saksıcığım? Kapı gibi kızardın. Ben kızarmadım. Domateslerim kızardı, tamam mı? Küçük kız plastik şişeyi yanlışlıkla kağıt çöpüne atınca geri almak için eğiliyor ve kutunun içine düşüyor. İzleyelim hadi. Burada da soru şuydu. İçlerinde farklı olanı bulun. Ama siz yine anlamadınız.
İçlerine bakmanız lazımdı. İşte içlerinde farklı olanı buldum. Kırmızı balon. Farklı oldum da ne oldu? Uçup gidiyorum baksanıza. Elveda dünya. Merhaba kuş. Ortada koyun yok. Üçüncü testi asla geçemeyecek. Tabii ki en zeki hayvan değilse. Ne? Yapabilirsin. Ha? Plastiği kağıt kutusuna attım yanlışlıkla. Nehrin sağına soluna baktınız da biriniz bile içine bakmayı akıl edemediniz. İşte. Ha? Çöp kutusuna düşen en zeki hayvan Cananmış. Bir dakika. Testi bitirdiğime göre en zeki benmişim. Şu dalgıç koyun çok zeki bakıyor. Sanırım mikro telefonu ona vereceğim. Saçmalama. Tamam tamam. Canan, çak bir beşik, testi geçtin. Alo. Alo. Sonunda aloya alo ile karşılık veren biri. Canan, iklim krizini sen çözeceksin. Hadi, çok işimiz var. Ben mi? Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Ama önce kızgın saksıdan kaçarken takılıp düşen şişman fili izleyelim hadi. Korsan yayın yapma arkadaşım. Ne saksısı ne fili. Gel buraya. Domates saldırısı. Hıya! Anneciğim. Hıya! Ha? Alo? Alo baba? Efendim oğlum? Baba artık bana bir telefon mu alsanız? Aa Remzi paralı paralı terliyor. Oho! Yeni telefon? Para. Tünele giriyorum oğlum çekmiyor. Of! Hat gitti gibi yaptım. Ucuz kurtuldum. Oho! İyi fikirmiş. Söyleseydin araba sesi yapardım ben de. Alo? Baba suratıma kapattın. Yo ne kapatması? Şey suratın bana kapattı. Bak tünel sesi. Ha? Necati gerçek araba sesi çıkıyor senden. Tüp taktırdım Remzi. Gerektiğinde gaz efekti veriyorum. Vereyim mi? Vın vın. Baba. Bir dakika. Evladım sen kimin telefonundan arıyorsun? Senin telefonun yok ki. Ben de onu diyorum işte. Kartondan oyuncak yaptım kendime. Telefona ihtiyacım var artık. Ben de kendime kartondan Cartoon Network logosu yaptım. Hohoy! Kartondan Cartoon Network. Oğlum telefona ihtiyacın yok senin. Daha küçüksün ayol. Öyleyse hazır olun. Neden telefona ihtiyacım var? Yazan, yöneten Kral Şakir. Büyümüş de tiyatroda oynarmış. Oğlum benim. Girişte 100 lira bilet parası kesmese iyiydi ama. Öncelikle telefondaki hesap makinesi sayesinde Mars'a roket yollayabilmek için hesaplamalar yapacağım. Hesaplanıyor. Hesaplandı. Mars'a biraz zor gidersin. Necati abi rolüne uysana. Doğaçlama yapıyorum çaktırma. Ayrıca çektiğim fotoğraflarla yılın fotoğrafçısı ödülünü alacağım. Ha? Gerçekten de çekti fotoğrafımı. Nasıl yaptın? Necati çekme resmimi kötü çıkıyorum. Devam edelim. Son olarak kuracağım alarmlar sayesinde asla geç kalmayacağım. Nari nari uyan Şakir. Rüyadasın uyan. İşte nari, böyle. Nari nari uyan Şakir. Aslana. Sabah alarmı. Sabah alarmı. Çok gerçekçi yapmışlar. Telefonumu düşürdüm. Kırılmadım. Kabım vardı. Ayakkabım. Tada! Hı? Şarjım bitmek üzere. Çabuk şarj aleti. Çabuk şarj aleti. Telefon almaya gidiyoruz değil mi? Üzgünüm oğlum. Telefon alırsak 7/24 ekrana gömülürsün. Oyun oynayacağım diye derslerine hiç bakmazsın. Arkadaşlarına vakit ayırmaz. Asosyal biri olup çıkarsın. Of! Peki ya acil bir şey çıkarsa sizi aramam gerekirse? Böyle düşünmemiştim. Sonunda bir yerden yakaladım. Sakın bırakma Şakir. İkna modu. Başıma bir iş gelirse saniyeler içinde size ulaşabilirim. Anahtarımı unutursam hemen sizi ararım. Necati abine gidersin. Bu olmadı. Merak ettiğinizde bana hemen ulaşabilirsiniz. İşte bu. Son hamle kaldı.
Yolu bulamazsam haberiniz olur. Ha! Çok akıllı telefon olduğum için şarja gerek yokmuş. Anneciğim! Ha? Aa, Necati abi, neredeyse ikna ediyordum. Şimdi en baştan başlamam gerekecek. Oğlum, benim aklımda bir fikir var. Benim telefonumu kullan istersen birkaç gün. Acil bir durum olacak mı gerçekten anlarız. Önümüzdeki birkaç gün başına bir şey gelir de kullanman gerekirse anlarız ki ihtiyacın var. Gerçekten de alırız sana telefon. Yaşasın! Hadi verin, verin! Remzi, Kadriye, beni bir çaldırsanıza. Sanırım kayboldum. Ha? Yok yok, Remzi'nin cebindeymişim, tamam. Ha, bağcıklarım. Şansa bak, bağcıklarım çözülüvermiş. Sen görüyor musun başıma gelenleri? Alo anne, acil bir şey oldu. Eyvahlar olsun, yemeğin altını mı açık unuttu? Bağcıklarım çözüldü, bağlanma problemleri varmış. Bu acil bir durum değil ki oğlum. Korkuttun beni canım. Bir plastik şişe. Alo baba. Efendim oğlum. Çok acil bir durum var. Küresel ısınma oluyor. Biri plastik şişesini yere atmış. Plastik şişeler dünyayı ele geçirecek. Şşş, pet şişe. Dünyayı ele mi geçireceksiniz? Bilmiyorum abi, belli olmaz. Hadi X'e bas. Maça başla. Dur Şakir, maç yapıyoruz. Of, bu da işe yaramadı. Sanırım gerçekten de bir telefona ihtiyacım yok. Ha? Uzaylılar iniği kaçırıyor. Hemen annemi arayıp yardım istemeliyim. Yok evladım, ne kaçırması? Süt siparişlerini götürüyorum. Yok yok, acil durum. Kaçırma yok, sütlaç yapacağım. Süt lazımdı. Madem onu kaçırmıyorsunuz... Acil durum! Uzaylılar tarafından kaçırılıyorum. İmdat! Yardım edin, şaşırmış bu. Necati, başını kaçırdın dizinin. Acayip şeyler oluyor, çabuk gel. Benim kadar acayip mi? Baba, açmıyor. Ne yapacağım şimdi? Kaptan, bu istilacı kim? Çabuk rapor ver. Sütçü zili çalınca ışıksal teleportex'i açtım. Bu çocuk da kendiliğinden geldi buraya. Bu seferlik affediyorum seni. Ama bir daha bizimle uğraşırsan seni gezegenimize götürürüz ve orada sonsuza kadar bebek bezi yıkarsın. Heh. O kadar teknolojiniz var ama çamaşır makinesini icat edemediniz mi? En zeki mühendisimiz yıllardır çalışıyor. Ancak önemli bir problemi bir türlü aşamadı. Hazne köşeleri yüzünden bir türlü dönmüyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Çok acıklı. En son içi boş çıkan antep fıstığı yüzünden böyle ağlamıştım. Yayın gitti. En heyecanlı yerinde. Ben bir uyduyu kontrol ediyorum hemen. Böyle yapmaması lazım. Bu aracı da buraya park etmemeleri lazım. Arkadaşım, gökyüzünde park yeri mi yok? Kışt kışt. Şakir'in de uçmaması lazım. Şakir, uçuyorsun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım baba. Tarafından mı? Bu acil bir durum gerçekten. Sütlaç yolladılar, yer misin? Oley! Sonunda telefonum oldu. Dur bakalım. Öyle telefonda sürekli oyun oynamak yok. Derslerini aksatmayacaksın. Sadece acil durumlar için kullanacaksın. Söz veriyorum. Necati seni denetleyecek. Doğru zamanda kullanıyor musun? Bir süre ona bakacak. Muhtişim dedektif Necati, göreve hazır. Benden kaçamazsın evlat. Kaçmış bile. Dur, beni bekle. Ders çalışmıyor. Futbol oynamıyor. Derste telefonla oynayıp dersi bölüyor. Değil mi hocam? İkiniz de dışarı. Ben kelebekleri çok severim. Bunu da eklersen kolik... Arkadaşlarıyla sosyalleşmiyor. Uyumuyor. Bu sesle uyunur mu zaten? Üst koridor bende. Siz kuleyi savurun. Şakir kuleyi savunmuyor. Necati, durum ne? Şakir derslerinden geri kaldı. Yetişmek için en az 3 aktarma yapması lazım. Telefonla oynadığı için hiç arkadaşı kalmadı. Bir sürü takipçisi var ama çoğu sahte hesap. Ha?
Necati ne diyorsun? Sahte hesap Kadriye. Mesela benim de sucuklu yumurta adında sahte hesabım var. Yemek yapan şefleri gizlice takip ediyorum. Telefon almanın hata olduğunu biliyordum. Ne yapacağız Kadriye? Geri alacağız tabii ki. Bu arada trolleri sevmem. Siber zorbalık hiç iyi bir şey değil. Zorba olma, kanka ol. Necati kimle konuşuyorsun? Yok bir şey, yok bir şey. Arkadaş bunlar da her gün sütlaç, her gün sütlaç. Ha? Yine mi sen? Şimdi yandın. İmdat! Makine arıza yaptı. Yüzerek gelir misin rica etsem? Gelmem. Bırakmam, kalırsın bak öyle. Hop, tamam. Hemen annemi aramalıyım. Şarjım bitti. Oynadığım oyun şarjımı bitirdi. Olamaz. Demek gemiyi taşlarsın ha? Gerçekten bilerek yapmadım. Özür dilerim. Zaten sütlaç kasesini de geri getirmedin. Seni uyarmıştık çocuk. Şarj aleti, bir de Wi-Fi şifresi alabilir miyim? İkisi de yok. Hayır. Eve dönmek istiyorum. Evet, eldiven, su ve sabun orada. Hemen başla yıkamaya. Ama böyle bebek bezi mi olur? Kocaman bu. Uzaylıyız biz. Bizde bebekler önce kocaman doğar, sonra küçülür. Bak. Oku. Olamaz. Beni yakalayamazsınız. Nasıl yine buraya geldim? Bizim gezegen küçüktür. Biraz idare et. Hayır. Bir hafta sonra. Bir kez acele etsene. Kağıt helvacı görürseniz mutlaka söyleyin. Uzayda kağıt helvacı ne arasın? Kağıt helvacı. O ne? Uzay helvası. Bayılırım. Çitile. Çok yoruldum. Biraz ara versem olmaz mı? Olmaz. Uzaylı bebek ara veriyor mu? Oku. Oğlum. Anne, beni nasıl buldunuz? Telefonunun sinyalini takip ettim. Benim için bebek oyuncağı. Şu bebeğin değil ama. Ayol, ben sana mahalleden çıkma demedim mi? Ne yapıyorsun burada? Ama anne, uzaylılar... Ben bilmem. Gel bakayım. Telefonuna da elveda de. Şakir cezalı. Onu uyarmamıza rağmen gemimizin camını kırdı. Oy, hanimiş koca bebek. Şuna bak, yemiş büyümüş. Oy. Dur, oyuncak değilim ben. Dur. Anne, baba, özür dilerim. Telefonu acil durumlar için değil, hep oyun için kullandım. Telefonu aldırırken de sizi yanılttım. Gerçekten gerek yokmuş. Biri beni kurtarabilir mi? Şakir'in cezası henüz bitmedi. Bitince biz getiririz eve. Siz geri dönün. Oğlum. Evet anne, hepsini hak ettim. İyi peki. Komşunun yeni çocuğu oldu, gelirken de ona bez getir bari. Hadi gidelim Mirket. Şoförünüz müyüm ben sizin? Mirket gelelim, Mirket gidelim. Az bekleyeceğiz. Motor soğumadı daha. Buldum. Daire şeklini buldum. Mühendise bak. Daire şeklini yeni öğrendi. Altıgenleri duyunca çok şaşıracak. Çamaşır makinesi icat edildi. Sonunda su kaynaklarımızı gereksiz harcamayacağız. Yaşasın! Bizi büyük bir dertten kurtardın Şakir. Affettim seni. Hadi ailenle evine dönebilirsin. Yaşasın! Tamam gelin hadi. İşim var zaten. Mirket ayın oradan geçerken ay çöreği mi alsak? Biri şunu başımdan alsın. Dur yavaş. Bebe Goçi. Dur dedim sana. Teşekkür ederim Bebeto. Her kar yağdığında işe geç kalıyorum. Otobüs daha hızlı gitmez mi? Gidemez. Çünkü şoför yok. Şoför kardan adama mı dönüştü yoksa? Hayır. Park halindeki bir otobüs bu. Şoför zaten yok. Sen niye buradasın? Ben boş otobüslere binip koltuklara oturmayı, sonra da kornayı öttürmeyi seviyorum. Göstereyim mi sana da? Göster ama çabuk göster. İşim gücüm var. Süper hızlı otobüs kornası gücü. Düt düt düt. Öyle olmayacak. Karda koşarsam kayarım. Direkt kayarak gideyim. Kayarım.
Kar topu savaşı. Armut şeklinde kar topu. Sıradan normal kar topu. Annem hep özel olduğumu söylerdi. Neyse, at hadi at. Beşgen şeklinde kar topu. Şekilli kar toplarını nasıl yapıyorsun Şakir? Bana da öğretsene. Ben yapmıyorum ki. Biri yapıp bırakmış buraya. Poğaça şeklinde kar topu. Sevdim. Zeytinli de yolla. Hemen okula gireyim. Zeytin şeklinde kar topuyla poğaça şeklindeki kar topunu aynı anda atıyorum. Sen karıştır ye. Müdür bey pencereden sert sert bakıyor. Eyvah! Karlar yağıyor. Necati koşuyor. Müdür beyler camdan bakıyor. Neredesin sen? Buradayım müdür bey. Neredesin diyor bir de. Lütfen git. Ben geç kalan çalışan istemiyorum. Ama otobüs koltukları, poğaçalar trafiği, karda kayan Necati tatlısı. Bahane bulmakta gerçekten kötüymüşsün. Lütfen çık. Hayır. İşsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bu okul olmadan yapamam. Bu duvarlar. Şu koşunca vik vik diye ses çıkaran zemin. Vik vik. Ben şu bıyıklı tarih hocası. Necati, şimdi kapıyı hızlıca çarpacağım. Ama bıyıklarımla dalga geçmemen için değil. Ders başladığı için. Bu böyle olmaz. Hava durumu binasına gidip bu durumu şikayet edeceğim. Dur. Kapıyı kim icat etti? Söyle sonra git. Şaşırtmacalı soru. Kapılar icat olmaz. Çünkü pamuk da aynı ağırlıkta, kapı da. Yanlış cevap. Çok sinirliyim. Sinirli olduğumu belli etmek için de sert sert nefes alacağım. İşte şikayet kutusu. Bu hava niye böyle? Söyle bana. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Şikayet kutusunu korkuttunuz. Herkes gelip bana şikayet ediyor. Bıktım. Ben Necati. İşimden kovuldum, sinirliyim. Siz açık pozisyon için geldiniz demek. Benim adım Ayten. Hava durumu merkezinin müdürüyüm. Memnun oldum. Açık pozisyon mu? Defans mı, orta saha mı? Yoksa kale mi olacağım? Kale olursa piyon olmam. Eski çalışanımız Hayri sandalyesine yapışınca işten ayrıldı. Onun yerine başka bir çalışan arıyorduk. Nakliyeciler gelip alacak. Onları bekliyorum. Bize hava durumu uzmanı lazım. Sen uzman mısın? Uzman bakan gözlerimi görmedin herhalde. Bak uzman. Ben ikna oldum. İşe alındın. Hava durumunu tahmin etmek artık senin işin. Yaşasın. Üstelik öğretmen yıldız bile verdi. Öğretmen değil o, müdür. Haydi, seni şöyle çevirelim de duvarı izle. Keşke dönebilen sandalyeye yapışsaydım. Son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hava durumu yetkililerine göre yarın lahmacun yağacak. Bu gizemli doğa olayını duyan lahmacuncular odası acil dürüm toplantısı yaptı. Bir bilgimiz yok. Ama limon sıkmaya geliriz dediler. Ne yaptın sen? Zıplayabilen uçak yaptım. Sana da yapayım mı? Lahmacun yağacak demişsin. Bu nasıl hava durumu tahmini? Bulutları görmüyor musun? Lahmacun bulutları bunlar. Nerede görsem tanırım. Ben ikna oldum. Ama yarın gerçekten lahmacun yağmazsa kovulursun, haberin olsun. Ama buradan da kovulursam su durumu binasında işe girer, kağıttan gemi yaparım. Öyle bir bina yok. Hayır! Hayallerim kağıttan gemilerim gibi batıyor. Kadriye! Uyan Kadriye! İçeriden sesler geliyor. Sifondur, sifon. Sifon böyle ses çıkarmaz. Ben böyle ses çıkarmam ama böyle çıkarırım. Foşur! Sifon çalıştı. Lapurlakçu. Necati? Ne yapıyorsun orada? Lahmacun dansı yapıyorum Remzi. Eğer yarın lahmacun yağmazsa yine işsiz kalacağım. Tamam da niye mutfak masasının üstünde yapıyorsun? Yerdeyken sinyal gitmiyormuş, o yüzden çıkmış. Necati abi, ne olur yat artık, yarın hallederiz. Yarın yardım edeceksin ama, söz mü? Söz. Tereyağlı söz mü? Eğer ses çıkarmana engel olacaksa tamam. En tereyağlısından bir söz sana. Lütfen in artık hadi. Tereyağlı sözü bozmak 7 yıl kötü tereyağı getirir, haberiniz olsun. Bu arada ayağıma havlu peçete dolaştı. Çabuk silinecek bir yer gösterin bana. Boşa gitmesin.
havada bulut yok. Necati abi, havada bulut olsa lahmacun yağacak sanki. Merak etmeyin. Eski bir dost yardım edecek bize. İşte şurada. Hop! Bulut hakkı ne haber? Şimşeklerin üstünde yine. Sorma Necati. Keyifsizim. Tamam, sormuyorum. Sen bilirsin. Hakkı, senden bir şey isteyecektik. Acaba lahmacun yağdırabilir misin? Bu ne saçma bir istek? Hakkı adında bir bulut çok mu mantıklı? Bilemedim. Lahmacun yapmasını bilmiyorum. Öğrenirsem belki yapabilirim. Anlaştık. Hadi çocuklar lahmacuncuya. Siz gidin önden. Ben sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla gelirim yanınıza. Durum anlattığımız gibi Sadık Usta. Yardımın lazım. Pekala. Hakkı'yı işe alabilirim sanırım. Hem bana yardım eder hem lahmacun yapmasını öğrenir. Beni lahmacunların doğduğu yere ittirir misin? İnkürüğümden Necati. Yoksa fındık lahmacunları topladığınız tarlayı görsem de olur. Lütfen inkürüğümden. Çok açım. Lahmacun yapma sanatı zor iştir evlat. Önce zihnine hakim olmalısın. Affedersiniz. Ninjalık dersi burada mıydı? Yok, karıştırdın sen. Karşıdaki pizzacı da o. Ha, kusura bakmayın. Usta, direkt lahmacun tarifini ver işte. Ne uğraştırıyorsun? Evet. İçerek ustasının sözünü dinler. Tamam tamam, kızma. Söyle, ne yapmam gerekiyor? Sil, 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 sil. Çöpü at, çöpü at, çöpü at, çöpü at. Malzemeleri taşı, malzemeleri taşı, malzemeleri taşı. Hamuru yoğur, 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 yoğur. Yeter! Bu kadar da saçmalık. Sen bana lahmacun yapmayı falan öğretmiyorsun. İstifa ediyorum. Çık, 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 çık. O kapıdan değil, diğerinden çık, 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 çık. Ben yağmurdan, kardan başka bir şey yağdırmamalıyım. Bir bulutun lahmacun yağdırması çok saçma. Üzgünüm. Hakkı dur! Sen gidersen lahmacun kutuları öksüz kalır. Baksana ne haldeler. Onlar atık kutular. Hem ne alaka? Bize olan oldu. Siz kendinizi kurtarın. Bir dakika, bir dakika. Hakkı, senin moralin bozuktu hani? Bizle paylaşmak ister misin? Belki yardımımız dokunur. Peki, madem sordunuz anlatıyorum. Oo, buluttan da hayal bulutu çıkıyormuş. Çok ilginç. Bır 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 bır. Geçenlerde yine kar yağdırıyorduk. Kızım Bulut da oradaydı. Kızının adı Bulut mu? Adı soyadı Bulut Bulut yani. İlginç. Kızım çizime çok meraklı. Kar tanelerinden şekil yapıp duruyordu. Fakat bir bulutun sorumlulukları vardır. Kızım, şekil şukul yapmayı bırak da düzgün yap şu kar tanelerini. Ama baba, ben ressam olmak istiyorum. Sen bulutsun ve bulut kalacaksın. Tam bu sırada kızımı rüzgar aldı götürdü. Oo, rüzgarda kızının kuzeninin adı mı? Tek istediğim kızımla barışmak. İstediği şekli yapsın, razıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ha? Bir dakika. Sen lahmacunu yağdır. Ben sana söz veriyorum, kızını getireceğim. Tereyağlı söz mü? Tereyağlı söz. Oley! Oğlum niye tereyağlı söz verdin? Nereden bulacaksın şimdi bulutu koca gökyüzünde? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi gelin benimle. Kayarak gidelim, otobüse binmeyelim. Şu adam hala inmemiş oradan. Hop! Fren Necati, sen hala burada mısın? Düt düt düt! Otobüs aldım! Düt düt düt! Aa! Eski iş yerime geldik. Yoksa bulut bulutu benim yerime işe mi almışlar? Hayır, hatırlasana Hakkı abi, kızım şekilli kartaneleri yapıyor demişti. Ben de kar topu oynarken bulmuştum onları. Demek ki bulut buralarda bir yerde. Tereyağsız, zeytinsiz kar topu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ha? İşte burada. Bulut, bizi baban gönderdi. Seni desteklemeye karar vermiş. Ha? Benim babam öyle şey yapmaz. Evet, evet. Çok pişmanmış. Her yerde seni arıyormuş. Başka bulutla karıştırmışsınızdır. Benim babam sadece yağmur ve kar yağdırır. Başka bir şey yapmaz. Ama baban lahmacun yağdıracak. İnanmıyorsan gel bak. Herkes onu izlemek için toplanıyor. Ha? Gerçekten mi? Ben de görmek istiyorum. Var canına. Lahmacunun barıştırmadığı kimse yok. Sihirli bir yiyecek resmen. Aa, kaşarsız kar topu. Bayılırım. Yap.
Hayır, o da bu çok üzüldü. Yağmaz çok üzüldü. Yağmaz çok heyecanlıyım. Yağdı yağacak. Yağmak üzereymiş. Yağdı yağacak. Oo Necati bak bak saat kaç. Kaç? Kovulma saatin. Geldi de geçiyor. Lahmacun yağacağı yok çünkü. Keşke birkaç türkü bilseydim zaman daha hızlı geçerdi. Neyse. Usta bana bir şeyler oluyor. Aydınlanıyorum. Lahmacun. Artık lahmacun yapmasını biliyorsun. Hazırsın evlat. Çabuk usta. Malzemeleri dök. Soğan da at soğan da. Lahmacun yağdırmam lazım. Yanlış anlamayın. Soğandan ağlamıyorum. Çok duygulandım. Hayır. Senin nakliyeciler çoktan almadı mı? Ne işin var burada? Ben çağırdım ben. Seni kovunca Hayri'yi işe geri alacağım. Hem de dönen sandalyeden verecekmiş. Çok beklersin Hayri. Havaya bak. Bulut hakkı. Bir şarkıcıdan çok daha fazlası. Süper bulut. Gerçekten bu mu giriş repliğin? Baba. Kızım çok özür dilerim. Bundan sonra seni destekleyeceğim. İstediğin şekli yap karışmayacağım. Babacığım seni çok özledim. Ha? Aa, aynı şey filmdeki gibi oldu. Hani vardı ya baba ve oğul sarılıyordu. Baba ve yoğurdu. O film miydi? Hadi Hakkı göreyim seni. Yakıyorum fırınları. Hani lahmacun? Lahmacun yok. Hani nerede? Lahmacun! Yalan söylediler. Bu ne rezillik? Rezillik lahmacun yansın. Aa bize yalan söylemişler. Ben gücüm. Bize yalan söylediler. Bizi kandırdılar. Bize yalan söylediler. Puan arabalı yağmur bu. Lahmacun değil. Masa silerek anca bu kadar öğrenebildim ustalığı. Neyse biz gidiyoruz. Yaktın beni Hakkı. Kovuldun Necati. Gel Hayri. Uzman uzman bakmayı unutmamışsındır umarım. Uzman uzman bakıyorum. Necati. Neredesin sen? Bu müdürler niye hep bana kızıyor? Niye işe gelmiyorsun bakayım? Kovdunuz ya beni. Seni odandan kovdum, işten kovmadım ki. Yani işsiz değil miyim? Hoberey! Bir bardak soğanlı yağmur içip kutlayalım mı bu haberi? Necati, indir beni! Alo! Alo! Sesim geliyor mu? Baba bağırma, duyuyorum seni. Ayrıca kameradan biraz uzaklaşman lazım. Necati abin nerede? Burada. Oh, Necati ne haber? Necati? Görüntüsü donmuş herhalde. Baba, Necati abinin vesikalık fotoğrafı bu. Çok çabuk kanıyorsun sen de. Aman! Yakın zamanda yürümeyi bilmiyordun daha. Benle dalga mı geçtin sen? Aman baba! Hadi ekledim Necati abiyi de. Selam dostlar. Necati neredesin sen? Kuş odasındayım Remzi. Burası kuş şeklinde bir ada. Yoksa başka bir şekilde miydi? Şefim bakar mısın? Bana bir Hindistan cevizi suyu bir de buranın haritası. Necati abi arka plan eklemiş kendine. Ohohoy doğru. Bakın şimdi. Hop kütüphanedeyim. Hop, Remzi'nin köyündeyim. Aa, ninemgile selam söyle. Hop, uzaydayım. Tüpsijenim bitiyor, imdat. Ha? Necati'ye bir şey oldu. Tüpsijeni bitmiş. Şakir, çabuk yardım et. Sakin ol baba. Bağlantısı koptu sadece. Tüpsijen değil ayrıca, oksijen. Bu tuş neymiş? kendimi sildim. Buradayım, tamam. İnternetim gitti yine. Giden internetler nereye gidiyor acaba? Kesin keçi Necmi poşetle topluyor hepsini. Kış. Kuş adası dedin geldim abi. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Modemimin üstüne konmuşsun. Bağlantım koptu senin yüzünden. Bunu buraya koyma o zaman. İlgimi çekiyor ışıklı mışıklı. Simit var mı? Kalmadı. Ben bir dolabına bakıyorum o zaman. Aman modemin üstünden çekil yeter. Şimdi tekrar bağlanalım bakalım. Şu oda mıydı acaba? Yok şuydu sanırım. Neyse tıklıyorum birine. Ya simit buldum. Hani kalmamıştı? Remzi, Şakir, uzaylı filtresi mi buldunuz yoksa? Video görüşmemize kaçak bağlandın sanırım.
bir şey konuşuyorduk. İzin verir misin kardeş? Ne konuşuyordunuz? Evrenin en büyük sırrını. Öyle mi? Neymiş o sır? Hemen söyleyeyim. Evrenin en büyük sırrı. Ben evrenin en büyük sırrını söyledi. Bir şeyler oluyor. Garip hissediyorum. Sabah yediğim sucuksuz yumurta mı dokundu yoksa? Evrenin en büyük sırrını biliyorum. Nereye düştüm ben yahu? En iyisi bir yüzümü yıkayayım. Seviye atladım sanırım. Üçüncü gözüm açılmış. Yok, çikolata bulaşmış. Ne kadar boş boğazsın. O sır bizim gibi gelişmiş medeniyetten olmayan birine söylenir mi hiç? Ama sordu. Aşk olsun. Sonuçta mağarada yaşamıyorum ben de. Gerçi evim pek ışık almıyor ama. Neyse, zihnine uzaktan yazılım yüklüyorum. Başkasına söylemene engel olacak. Engel mi olacak? Sen öyle san. Herkese anlatacağım. Abi bak, dünya gezegenindeyim. Of, işimiz var seninle. Güzelmiş gerçi. Bana da yapsana. Söylediklerin çok saçma Necati. Ne uzaylısı, ne sırrı. Benim gibi gelişmiş medeniyetten olmadığınız için anlamıyorsunuz Remzi. Ama bu sır her şeyi değiştirir. Herkesin bilmesi gerekiyor. Neymiş peki o sır? Hazır mısınız? Söylüyorum. Hıbırır ve hıtırır mıymış evrenin en büyük sırrı? Terlik. Sır terlik mi? Al sana sır. Kadriye masanın üstünde tepinenlere terlik fırlatır. Çok konuşanlara da. Uzaylı kafamın içine bir program yükledi Remzi. Söylememe engel oluyor. Biz seni en iyisi bir mirkete gösterelim. Necati abi araba yarışı da yükledi mi? Dur bakayım, belki yüklemiştir. Evet, burada civciv oyunu varmış, olur mu? İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Bir şey anlatmadın ki Remzi. Kapıdan girdin ve işte böyle mirket dedin. Şu hızlı geçişleri bir türlü beceremiyorsunuz. Bir daha deneyelim. Bir dakika. İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Diyelim Necati gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Ve onu bize söylemiyor. Ama belki de... Onu bize yazabilir. Sen bir dahisin Mirket abi. Aman az düşünsen ben de bulurdum. Düşün o zaman Remzi, düşün. Durun, bir şeyler yazıyor. Bakalım neymiş sır. Bu zihin çılgın çocuk 44 tarafından hacklenmiştir. Durum düşündüğümden de vahim demek. Başka yöntemler deneyeceğiz. Uçan daire, yer elması, hidrojen atomu, Higgs bozonu. Ödenmiş fatura, maaş günü. Uçan daire, yer elması. Belki de dans ederek anlatabilir. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Sanırım oksijeni bitiyor. Olmuyor. Bu sırrı herkesin bilmesi gerekiyor. Birine söylemeliyim. Kafamın içinde sanki kamyon var. Vın vın yapıyor, vın vın. En iyisi bilgisayarından şu uzaylıların olduğu yeri bulalım ve gidip bakalım. Belki bize de söylerler. Uçan daire, yer elması. Sen bu oyunda hakikaten kötüsün. Bakın artık büyük cevabı bildiğim için uçabiliyorum. Necati abi, uzayda olduğumuz için uçuyoruz. Madem öyle Remzi niye uçamıyor? Uçmak benim midemi bulandırıyor. Siz benim yerime de uçun. Uzaylının uzay gemisine geldik. Ama bir tehlikeli tuzaklı muzaklı giriş var. Bir de tuzaksız giriş. Hangisinden geçsem? Tuzaklıdan geç. Ama... Alnından çıkan ışığı görmüyor musun Şakir? Güven bana. Necati, uzunlarını yakma. Aküm bitiyor sonra. Tuzaklıdan geçiyoruz. Sıkı tutunuz! Necati haklıymış. Sanırım gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Merhaba. Kimse yok mu? Uzaylılar. Baba, uzaylılar, uzaylılar diye mi çağrılır? Ne deseydim? Dünyalılar mı deseydim Şakir? Şuna bakın. Uzaylıların Necati ile yaptığı video konferans hala açık.
Uzaylıların buzdolabı hala açık. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Necati, sanırım fazla uzağa gitmişler. Siz! Uzay gemimde ne işiniz var? Bana evrenin sırrını söyleyen uzaylılar. Merhaba. Aynı benim evime benziyor. Baksanıza. Necati, orası zaten senin evin. Ne yapıyorsunuz evimde? Bu unutturma kaskını sana bağlamak için seni arıyoruz. Oğlum söylemesene her şeyi. Şaşırdın mı sen? Ama sordu o. Bana bakın. Tezgahta param, yastık altında omletim var. Ya da tam tersi. Sakın dokunmayın onlara. Abi ayıp ediyorsun. Parana dokunur muyuz hiç? Omleti yedim ama. Hayır. Necati, kullanma şu süper gücünü. Uçup gideceksin. Beni dinleyin. Bu uzaylılar SAE-12 gezegeninden. Biz de tophaneliyiz yani. Mesele mi var? Yani diyorum ki ben bu uzaylıların programlama dilini biliyorum. Fil Necati'nin zihnindeki bariyeri etkisiz hale getirecek bir kod yazabilirim. Ama bilgisayarım laboratuvarımda. Hızlı geçiş zamanı. Yapamıyorsunuz işte, zorlamayın. Nereye geldik? Bir daha deniyoruz. Hızlı geçiş zamanı. İşte bilgisayar burada. İşte dünyalılar burada. İşte çorabımın kayıptaki burada. Remzi, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Alışveriş mi? Hayır, ben kodu yazana kadar uzaylılardan kaçın. Uzay gemisi kullanmayı bilmiyorum ki. Düzgün kullan şunu. Düz vites bu araba. Ben düz vites kullanamıyorum. En iyisi değişelim. İsterse milyonlarca kişi sizi izliyor olsun. Yaya geçidinde duracaksınız. Hadi baba, hadi. Evrenin sırrını kaçırıyoruz burada. Akşam gösteririm sana evrenin sırrını ben. Araba sürerken tavan ışığını açmayın demedim mi ben size? Baba, tavan ışığı değil. Necati abi parlıyor yine. Durdurun uçağı, inecek var. Arabadayız Necati. Dur dedim. Ha? Bir çocuk mu ağlıyor? İşte. Necati, kebapçım. Şşt, sus tamam. Her şey yoluna girecek. Bu kadar yıkıp en sevdiğim kebapçıma yaptıklarımıza bakın. Necati abi, fırlatmasaydın sen de adamı. Hiçbirine değmez. Bu yükü taşıyamıyorum. Ben artık ben değilim. Sen hiç ben değilsin. Kim ben? Bir sen, birdir bir. Necati, ne diyorsun? Unutmak istiyorum. Evrenin en büyük sırrını bilmeden her şey daha güzeldi. Unutturma kaskını kafama takabilirsiniz. Yalnız umarım battal boydur. Esnetmeyeyim şimdi. Remzi, Şakir, programı bitirdim. Çalıştırıyorum. Zorla abi, zorla girecek. Çok geç kaldık. Cihazı çalıştıracaklar. Sırrı asla öğrenemeyeceğiz. Ha? Bir şansımız var. Defter kalem hala yanımda. Çalıştır. Neredeyim ben? Kebapçı Selami'ye ne oldu? İş tamam. Dayan Selami, geldim. Necati abi bir şeyler yazmış. Evrenin en büyük sırrını okumak üzereyiz. Evrenin en büyük sırrı. Tavuk göğsü tatlısında tavuk vardır. Sır bu muymuş? Bunu bilmeyen mi var? Ben bilmiyorum.